Burası da kaşınıyor. Burası da kaşınıyor. Ama hiçbir şeyin yok. Çok iyisin. İslik olmuş sadece. Şimdi ben size bir merhem vereceğim. Tamam mı? Tamam. Bunu böyle sabah akşam bol bol sür. Duşta alsın, en önemlisi terlemesin. Tamam mı? Terlemek yok. Bizim ev tek oda doktor hanım. Geceleri çok sıcak. Ne yapsam terliyor. Hafifler kaşıntısı. Vantilatörü o zaman getirirsiniz. Sağ olun, var olun. Kaşıntı gelirse ne yapıyoruz? İslik dansı. İslik dansı, evet. Kaşınmak yok, tamam mı? Dans var. Hadi gel. Hoppa. Binnur. Çok teşekkürler doktor ablası. Hadi, hadi, hadi gel. Heh. Dikkat et gel kendine, tamam mı? Bunlar ne? Gıt gıt gıdak, yumurtam sıcak. Para almadığın hasta ısrarla bıraktı. Ne yapayım ben bunları? Sağ ol Binnur, dolaşsınlar. Ventilatörü de vermişsin. Ya benim isilikler ne olacak? İslik dansı yaparsın, geçer. Aman ne komik. Hadi hadi gönder sıradaki hastayı. Ya elbise mi daha yeni kargodan gelmişti ya, of ya. Elif, yine mi tarlaya çıktın sen? Kızım ben sana ne dedim? Hı? İyice yazmış hastalığın senin. Bakmıyorum sana. Önce git kocanı getir buraya. Gelmez, kahvede. Gelmez. Kahvede, öyle mi? O zaman ben ona giderim. Aman yapma doktor hanım. Bir dur. Esin Hanım. Bir dur. Ne olur bir dur doktor hanım. Mustafa, bize de çay bırak. Hemen geleyim. Ablayı da canım. Cemal, çık dışarı. Çık çık çık. Çık dışarı. Sizin de oyununuz kurusun. Elif, gel. Elif gel, 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 göster ellerini. Gel kızım, gel. Bu eller ne? Ha? Bu eller ne? Ya doktor hanım, kusura bakma. Biz burada arkadaşlarla... Bana bak Cemal, bana bak. Sen bu kızın aşkı için deli danılar gibi böyle böyle ağlamadın mı meydanda, ha? Bu kızı ailesine reddedip kaçmadım sana. Konuşsana, konuş. Kaçtı doktor hanım. Kaçtı, kaçtı değil mi? Kaçtı. Bu eller ne? Ha? Sen böyle mi seviyorsun kadını? Estağfurullah doktor hanım, ben çok seveyim karımı. Ya kusura bakma. Benden değil. Benden değil Cemal. Ondan özür dileyeceksin. Cemal, bak sana açık açık söylüyorum. Eğer böyle devam ederse parmaklarını kesmek zorunda kalacağız. Sen ne diyorsun doktor hanım? Ne parmak kesmesi? Bitti. Bundan böyle tarlada sen çalışacaksın. Yemekleri de sen yapacaksın, bulaşığı da sen yıkayacaksın. Seni bir daha kahvede görürsem... yakarım. Cemal, yaparım. Biliyorsun. Söz doktora. Söz ha. Vereyim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Ben Cemal, sen ne hallere düştün oğlum? Doktor da doğru değil Cemal. Biraz söz dinleyeceğiz seninle. Parmakları kesilecek öyle mi? Bayağı iyi attınız. Gel canım seninkini bulalım. Şimdi bunları bütün tahlillerini yaptırıyorsun tek tek.
Bak bunu özellikle yaptırıyorsun. Tamam mı? Yaptır. Sonuçlarını al gelsin. Hadi. Hoş geldiniz. Merhaba. Bu Meryem'in fiyatını öğrenebilir miyim? Ay size bedava. Yani size derken kamuya, herkese. Efsun yapıyor. Efsun. Aslında ben siz buralı değilsiniz. Nereden bildiniz? Binnur bilir. Bu hikayede Binnur siz oluyorsunuz galiba. Ta kendisi. Tahmin edeyim. İstanbul'dan geliyorsunuz. Binnur Hanım. Yine doğru tahmin. Ben de çok sık gidiyorum İstanbul'a. Yani gidiyorum, geliyorum. Kardeşlerim orada da. Çoğunluğu oraya taşındı. Aslında biliyor musunuz, ben hemen yarın bugün taşınırım da Efsun ikna edebilse. Efsun? Efsun'un en yakın arkadaşı ve asistanıyım. Asiste ediyorum onu. Bir nevi stalk ol. O zaman ben doğru kişiyle konuşuyorum. Efsun Hanım'la çok önemli bir konu hakkında görüşmem lazım. Konu neydi? Önemli bir mesele. Ve acil. Pinur Hanım. Hı. Acaba rica etsem sizden benim için küçük bir ayarlama yapabilir misiniz? Ayarlarım. Araya sıkıştırırım sizi. Sıkıştırın. Lütfen. Teyze amcacığım, geçmiş olsun. Tamam mı? Hadi iyi bak kendine, gel. Gel babacığım, gel. Gel. Sağ ol. İyi günler. Teşekkür ederim. Binnur. Hey maşallah. Hey maşallah. Ne oluyor Binnur? Efsoş. Yüzündeki anlamsız tevesinin farkında mısın? Ben yapmıyorum şu anda, kendi kendime alayım. Yine yakışıklı birini mi gördün? Yakışıklı değil Efsoş, civan civan. Erik gibi. Erik ne kızım? Sulu sulu, diri diri, kütür kütür. Adama 3 saniye bak. Hı. Ahlakın bozulur. O derece. Takım elbiseli mi? Nereden bildin? Hadi sen çapkınlığa devam. Benim işim gücüm var. Dur ya, kendime değil. Sana beğendim. Ona bu kadar heyecanlandım. Biliyorsun ben yakışıklılardan hoşlanmıyorum. Ya yani tarzım değil. Zaten sana gelmiş. Bana mı gelmiş? Hmm. Hasta olmasın, çağır adamı. Ay, hasta değil. Önemli bir şey konuşacakmış. Sen de. Damat gibi giyinmiş. Bilmiyorum artık. Ne acaba? Tabii nasip kısmet bu işler. Binnur, sana ufak bir sualim var. Meryem'imden aldı mı? Evet, ne olmuş? Aldı. Aldı. Aa! Ya, ya. İlaç firmasından. Ay! Girebilir miyim? Maalesef sıranı bekleyeceksin. O kremden de bir tane daha fazla alacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Patent matent vermiyoruz kimseye. Ya bir dakika, ben ilaç firmasından falan gelmedim. Efsun Hanım, bakar mısınız? Efsun Hanım, bakar mısınız? Efsun Hanım, Efsun Hanım, Efsun Hanım, Efsun. O ne ya? At mı o? Thank you.
hakaret. Alo. Muayenehanede bulamadım. Ev adresini verir misiniz? Baba. Kızım. Babacığım. Uy, benim güzelim. Baba. Kızım, canım. Ya şuna bak, koskocaman oldu ha. Nasıl da güçlendi değil mi? Senin sayende babacığım, sen kurtardın hayatını. Bebek gibi baktın sen buna, bebek. Aman elimizden geleni yaptık işte. Bebeğim benim. Al bakayım. Senin yüzünden sapsarı olmuş baba. Yaptırdın mı tahlillerini? Yaptırdım anneciğim, yaptırdım. Senin zorunla her şeyi yaptırdım. Kızım, bak ben iyiyim. Hiçbir şeyim yok, tamam mı? Ben yok. Atlar çiftliği bilirsek. Azıcık yoruluyorum işte, o kadar. Tamam. O tahlillerini bir de ben bakacağım. Baba. Bakarsın bakarsın. Ah, baba. Baba. Sen beni geçiştiriyor musun? Şişt. Baba. Buraya gel. Şerbetini dökün de götürün onları. Kime diyorum ya? Kime diyorum? Hiç dinlemiyorsun. Hiç. Baba. Yemekler hazır mı? Bir iki saate hazır olur, göndeririz düğün evine. Baba bak ne diyeceğim. Ver bakalım. Biz birkaç gün ara mı versek? Baba kız bir yerlere gitsek, deniz kenarına gitsek ha? İster misin? Yavrum bak, bu çiftlik zaten bana tatil gibi geliyor. Başka bir yere ihtiyacım yok benim. Hem sen bana niye takıldın bakayım böyle? Ne yapacaksın benim gibi bir adamla? Kendi başına gitsene tatile. Arkadaşın yok mu senin? Bilnur'a mesela. Biri tatil mi dedi? Binnur, kızım kurtar beni. Hadi eyvallah, görüşürüz. Aa, aa nasıl kaçıyor? İnsan kızından kaçar mı? Kızı senden kaçar tabii. Ya rahat bıraksın adamı. Çiftlikten dışarı çıkmıyor, kimseyle konuşmuyor. İyice içine kapandı bu adam ya. Asıl sen babana takıldın kaldın. Adamın varıyor, aa, bu çiftlik işte. Ayrıca özel hayat olmayan da sensin. Bana bak. Al. Afiyet olsun. Sen niye geldin? Biz az önce ayrılmadık mı seninle? Niye buradasın sen? Hep sonuçta 25 senedir her akşam aynı lafı söylemekten usanmadın yani. İstikrarına hayranım. Ben de senin istikrarına hayranım. Sen niye üstün başını değiştirdin de buraya geldin? Herhalde yani. Düğüne gideceğiz. Düğüne geldik. Aa. Çok fenasın. Çok az ye. Az ye, düğüne de kalsın. Abartma. Üstümü değiştirip geliyorum. Giyinip geliyorum. Giyinip geliyorum. Hayır, çok gel. Ben daha ne yaşam ya? İşine baksın. Size ulaşmak ne zormuş Efsun Hanım. Haydi abi, çok sıcak haydi. Ne oluyor burada? Parti mi veriyorsunuz? Aşağı köyde düğün var. Yemekleri, çeyizleri biz karşılıyoruz. Aa ne güzel. Siz bugün muayenehanemdeydiniz. Konu neydi? Konu anneniz. Benim annem yok. Siz yanlış yere geldiniz. Beni Pervin Hanım gönderdi. Sizi almaya geldim. Siz kimsiniz? Annenizin şoförüyüm. Kendisi İstanbul'da ve önemli bir konu hakkında sizinle görüşmek istiyorum. Çok önemli.
O annem olduğunu söyleyen kadın beni yolda görse tanımaz. 12 yaşımdan beri görmüyorum ben onu. O yüzden benim için çoktan öldü. O çok önemli meselesinde alsın. Efsun! Ya bakırları almayı unutmuşuz. Ben hemen alıp geleyim kızım. Ha, merhaba. Siz Ferdi Bey'siniz galiba. Evet. Ben Emir. İstanbul'dan... İstanbul'dan geldi babacığım iş için. Ha. Beni de ziyaret etmek istemiş. Bir merhaba demek istemiş sağ olsun. Emir benim. İlkokuldan sınıf arkadaşım. Ya. Ha. Sen de tanıyorsun o zaman. Şimdi hatırladım. Tutuldu bu ya. Bir kocaman adam olmuş vay. Mavişe bak sen. Dürüm getirdim size. Göz hakkı. Ben sizinle de tanışmak istiyordum. Ya. Aslında ben... Emir bak biz ne yapalım biliyor musun? Biz gidelim bakırları alalım. Bir çay kahve içelim. Eski günleri yad ederiz. Dürümümüzü de yeriz, konuşuruz, evet. Şey yaparız. Tamam biz gidelim. Tamam gel canım. Emir gel. Ferdi Bey memnun oldum. Ben de. Hoşça kal Gündür. Gündür çantam çantam. Ferdi amca gördün mü? Adımı hatırlıyor. Gündür unutulmaz diyebilir miyiz? Bence deriz. Vallahi deriz. Deriz yani. Getiriyorum. Pervin Hanım'a selamlarımı ilet. Hiçbir güç beni onunla görüştüremez. Hadi sana el işler. Bir saniye dinler misin? Bak bunca yıl sırf seni almak için geldim. Ben bunu Pervin Hanım'a açıklayamam. Kovar beni. Kovulurum. İşten kovulmamı ister misin? Geliyor musun? Ne sandın? Cazibenle iki dakikada beni ikna ettiğini mi? Beni çarşıya atıver. Oradan da çevre yoluna çıkarsın. Yakın hemen oradan. Sonra sen yoluna ben yoluma. Hadi. Ne? Emniyet kemeri. Çarşı çok uzakta değil. Merak etme çok benzin yakmazsın. Çok pis azarlayacağım senin yüzünden çok. Bence sen ne yap biliyor musun? Patronunu değiştir. 12 yaşından beri görüşmüyorsanız bir nedeni vardır. Onun da nedenlerini dinlesen ne kaybedersin? O kadar bencil bir kadın ki. Kendisi aramak yerine bana şoförünü gönderip utanmadan bir de ayağına çağırıyor. Arasa konuşacak mıydın? Konuşmayacaktım. Gerçekten çok mantıklı duyuluyorsun şu an. Sen ne bu kadar şoförsün ya? Hem biz seninle ne ara senle ben ne olduk? Ha o biraz önce oldu. Beni babana ilkokul arkadaşın diye tanıştırınca. İstersen size dönebilirim hemen. Yani isterseniz Efsun Hanım. Kalsın. Geldik. Kenara çeker misin diyeceğim burada. Pervin Hanım'a beni bulamadım söylersin. Tamam mı? Hadi eyvallah. Doktor hanım, buyurun kahvemizi için. Hoş buldum, hoş buldum.
Doktor hanım hoş geldiniz. Naber? Merhaba. Sağ olun. Hoş geldiniz doktor hanım. Hoş buldum. Siz hemen şu ensemdeki beni alsanıza ya. Kaldır popun da muayenehaneye gel. Çay içerken mi bakacağım? Nilüfer ne haber? Hoş geldiniz Efsun Hanım. Buyurun çay kahve ikram edin. Sonra çeyiz bakmaya geldim sonra. Hoş gelmişsin doktor hanım. Çeyiz bakmaya geldim ben. Hayırlı işler. Sağ olasınız doktor hanım. Bayağı seviliyorsun burada. Ay yok artık. Sen hala burada mısın? Buraya kadar geldim bir çay bile ısmarlamadın. Antepliler misafirperver diye biliyordum ama sen değilsin galiba. Vazgeçmeyeceksin değil mi? Vazgeçmek pek bana göre değil. Alışverişim var. Bekle sen içersin çayını. Hoş geldiniz Efsun Hanım. Bekleyelim bakalım. Hoş buldum. Çeyizlik bakıyorum. Birkaç eksik kalmış da onları halletmeye geldim. Bunlar da yağdanlıktır. Onlar da çok yağdanlık güzel. Yağdanlık değil mi? Evet. Hmm. Güzel. Bu da olsun. Tamam. Misafirperver değilmiş deme diye. Bu ne böyle ya? Salahattin'in sihirli lambasına benziyor. Pervin Hanım'ın ihtiyacın olacak o yüzden aldım. Eğer benimle gelirsen olmayacak. Çaylar buranın. Al bakalım. Teşekkür ederim. Doktor hanım paketleriniz birazdan hazır olacak. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Allah bir yastıkta kocatsın. Çayı da beleşe getirdim. Doktor hanım. Esnaf olarak size bir hediye getirdik. Kabul edin lütfen. Ne hediyesi? Nereden çıktı? Çeyiz için Efsun hanım. Çeyiz? He. Size layık değil ama kusura kalmayın. Çam sakızı çoban armağanı. Damat da çok efendiymiş. Damat? Dayı evlenilermiş. Çeyiz? Peki. Ama gücüme gitti. Gel buraya gel. Niye öyle bıraktın? Gel. Ne yapıyorsun sen? Ha? Ne yapıyorsun? Haber istiyorsan git köydeki düğünü çek. O kim? Gazi Antep gazetesinden Bekir. Bana bakın. Bu adam benim nişanlım falan değil. Öyle yalan yanlış dedikodu yaparsanız sizi yakarım. Haberiniz olsun. Ya niye bu kadar sinirlendin ki? Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ay sen bilmiyorsun bunları. Ben artık ne dersem diyeyim onların gözünde seninle evliyim. Bitti. Yarın bütün şehir duyar. Geçmiş olsun artık. Yakıştırdılar herhalde. Şaka yapıyorum. Yapma şaka. Paketler hazır doktor hanım. Buyur. Ben mi taşıyacağım? Sen taşıyacaksın. Şoför olan sensin. Yürü hadi yürü 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 yürü. Hoş geldiniz doktor hanım. Hoş buldum abicim. Ay ne güzel şeyler var yine ya. Bu ne? Çok güzel. Hayri abi bunu hemen paketle. Tamam doktor hanım. Ay bu ayna harika. Bunları da. Tamam sarıyoruz. Paketleyelim. Kadar zarif. Artık. Gelmiyorum ben ya. Boşuna uğraşıyorsun. Pervin Hanım da çok meşgul herhalde. Gelemediğine göre bana şoförünü yollamış. Annen yoğun bakımda o yüzden gelemedi. Ölüm döşeğinde. Seni son bir kez görmek istiyor. Şu an görmek istediği tek insan sensin. Ona en yakın olan kişi. Vicdanını rahatlatmaya çalışıyor. Ama artık çok geç, kusura bakmasın.
bunları paketleyelim abicim. Tamam, hemen paketliyorum. Beni çiftliğe geri bırakır mısın? Rica etsem. Nesi var? Ölüm döşeğinin dedin ya, nesi var? Her şeyi sana kendisi anlatmak istiyor. Sen 12 yaşından beri hiç görmedin mi anneni bir kez bile? Bu son şansın olabilir, biliyorsun değil mi? Böyle bir anneyle şanssız doğmuşum zaten. Bak, annenin vicdanını rahatlatmak için seni son bir kez görmek istiyor olabilir. Belki haklısın, anlıyorum. Peki ya senin vicdanın? Ne olmuş benim vicdanıma? Bak, bu sadece onun için değil. Senin için de son bir şans. İçindekileri söylemen, sonradan pişman olmaman. Yani vicdanını rahatlatman için son bir şans. Öyle düşün. Ben de rahatlayacak bir vicdan bırakmadı. Ne kadar zahmet ettin. Yoruldun. Kusura bakma. Ama ben buradan kalkıp onu görmeye İstanbul'a gelmem. Tanıştığıma memnun oldum Emir. Ben de. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben biraz daha buralarda olacağım. Belki fikrin değişir diye. Niye değişsin ki fikrim? Sanki içinde bir yerde gelip annenle vedalaşmak istiyorsun ama gururun engel oluyor bence. Kaçıyorsun. Kaçmak? Ben hiçbir zorluktan kaçmam. Biliyorum, direnmeyi denedin, denedin. Beni biraz gerilere götürüverip gidiverdin. İlerlemeden durmayı denedim, denedim. Beni biraz gerilere götürüverip gidiverdin. Fark ettim, birbirimize ait gibiyiz ama hep değil. Sabrettim, gündüze geceler en azından pek değil. Gün doğdu, yüzünü gördüm, seni andıran. Gece oldu, yeni baştan beni kandıran biri.
Bilemiyorum neden bunu demedim. Bana biraz yeni bir gibi görünüp kedi verdin. Yeniden görmeyi diledim. Bana biraz yeni bir gibi görünüp kedi verdin. Fark ettim birbirimize. Sabrettim beni gündüze. Gün doğdu yüzünü gördüm. Seni yandıran biri. Gece oldu yeni baştan. Ben kendimi kandıran biri. Gece oldu yeni baştan. Ben kendimi kandıran. Gelmene sevindim. Haklıydın. Söyleyecek bir çift lafım var Pervin Hanım'a. Arkaya mı bineceksin? 11 saat yolumuz var ve çok uykusuzum. Ne zamandır uyuyorum? Bindiğinden beri. Az kaldı İstanbul'a. Ha bu arada arkadaşım Binur aradı. Yarın sabah o da geliyor İstanbul'a. Sen ne hakla benim telefonumu açıyorsun ya? 30-40 kere aradı. Ben de seni uyandırmak istemedim, açtım. Babana da doktor arkadaşlarımla buluşmaya İstanbul'a gidiyorum demişsin. Binur inanmamış. Çok ısrar etti, açıkladım ben de. Pervin Hanım'la görüşürken yanında olmak istedi. Şu düştüğüm hale bak ya. Pervin Hanım yine ortaya çıktı, hayatımı alt üst etti. Bunca yıldır annesini görmeyen biri için fazla ön yargılı değil misin? Beni hiç tanımayan biri için fazla ukala değil misin? Gerçekten annene çok benziyorsun. Öyle mi? Ona benziyorum ha? Ben zaten seninle niye yola çıkıyorum ki? Niye İstanbul'a geliyorum ben? Efsun! Efsun! Efsun nereye? Karanlık orası, nereye gidiyorsun? Sana ne? Sana ne, yürüyüşe çıktım. Merak etme, kaçmayacağım. Bu zamana kadar ne dediysen ters oldu. Ne yapıyorsun? Kafamı yaracaktın. Ne yapıyorsun ya? Ödümü kopardı. Niye geliyorsun sen? Başına bir şey gelmesin diye geldim. Bak Emir, sen iyi bir adamsın belli. İşini yapmaya çalışıyorsun, anlıyorum. Ama ben saçma sapan bir karar verdim aniden. Yapamam ben. O kadınla yüzleşemem. Eve gidiyorum. Nereye gidiyorsun? 2 saat yolumuz kaldı. Otobanın kenarındayız. Ya bir kamyon bir tır durdurur dönerim ben. Aa. Ya ne tırı ne kamyonu, ne saçmalıyorsun sen? Bana bak. Sakın bana ne yapıp ne yapacağımı söyleme. Ben oturabilirim, sağ salim evime de dönerim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bir konuşalım mı? Bırak. Bak annenle yüzleşmenin senin için zor olduğunu biliyorum. Ne biliyorsun? Ne biliyorsun ha? Nereden biliyorsun? O senin hayranı olduğun patronu bizim hayatımızı mahvetti. Babamı alkolik yaptı, eve kapattı. Neler yaşadığını tahmin edebiliyorum bak. Bu kadar yol geldim, geri dönüşü yok artık. 1 saat gel konuş, sonra geri dönersin. Tahmin ediyorsun öyle mi?
Benim tüm gençliğim o kadın hakkında çıkan dedikodularla yüzleşmekle geçti. Yok bizi hiç sevmemiş de, yok başkasına aşıkmış da, gözü hep dışarıdaymış da, zaten çok zor çocukmuşum da. O yüzden bana tahmin ediyorum deme. Edemezsin, bilemezsin. Haklısın, bilemem. Doğru. Geliyor musun? Bilmiyorum. Bir işaret bekliyorum. Ne? Fon çok güzel. Al sana işaret. Benim klinikten birkaç belge almam lazım annen için. Arkadaşım Binnur'u da burada bekleyeceğiz. Pervin Hanım'ın kliniği burası mı? Burası. Ülkenin, hatta Avrupa'nın en iyi estetik hastanesi. İçeri bakmak ister misin? Yok. Bir an önce kaldığı hastaneye giderim. Ne konuşacaksa konuşsun, evime dönmek istiyorum. Rica ederim. Geldim. Ne oluyor burada? Binnur. Peki geldin. Ya aklım sende kaldı, geldim. Burada mı annen? Yok. Başka hastanede. Onun yanına gideceğiz şimdi. Hı, yolculuk nasıl geçti? İyi misin sen? İyiyim. Sen geldin, daha iyi oldum. Ya aşk o. Yalnız tuvalete gitmem lazım. Trafik felaketti, çok sıkıştım. Sen de üşüdün zaten. Gelin içeride bekleyin. İşim bitince birlikte çıkarız. Olur. Erik arkadan da yakışıklı ha. Erik de kızım, yeter. Ya seni güldürmek için yapıyorum. Yalnız bunun üstü başı çok şoförlük değil. Ya zengin bir kadının metresi ya da zengin bir kadın bunun metresi. Yani her türlü bir metreslik durumu var bence. Şu üstün zekanı gıybete harcıyorsun ya, çok üzülüyorum. Pervin Hanım almıştır onları. Yani her zaman düşkündür lükse, şaşaya. Oha. Çok güzel. Burası bildiğin dev bir hastane. Çok afilli. Bu tarafta. Ne zaman çıkarız? Burası benim işimden gelmeye başladı. Çok uzun sürmez, 5 dakikaya çıkarız. Pervin Hanım'a bak sen ya. Bunca yıl bayağı sıkı çalışmış ha. Ama hayatına kendisini seven bir kişi bile sığdıramamış. Bak. Bak. Patronları ölüm döşeğinde, bunların keyfi yerinde. Masaya ağaç dikmişler. Mesut, herkes çok güzel ya. Sen daha güzelsin.
Burası Pervin Hanım'ın odası. Burada bekleyebilirsiniz. Döşeğinde olduğumu mu söyledin? Başka çarem kalmadı. Yoksa gelmeyecekti. Seni var ya... sana onun hesabını soracağım. Burnundan getireceğim seni. Ona kızma. Seni getirmesi için her yolu denemesini ben söyledim. Sen nasıl ben ayağını çağırıyorsun ya? Bir dakika. Bunca yıl sonra hangi yüzle sen beni arıyorsun? Konuşmak istediğim, anlatmam gerekiyor. Anlatma. Bana bir şey anlatma. İstemiyorum. İlgilenmiyorum. Anlatma bana. Öyle çekip gidip yıllar sonra tekrar hayatıma giremezsin. Yapamazsın bunu. Yok öyle bir dünya. Anladın mı? Ne zannediyorsun sen? Anaların yüz karası seni. Sen çektin gittin bu kız neler çekti sen biliyor musun? Şu sevimsiz arkadaşını söyler misin dışarı çıksın? Bu sevimsiz dediğin arkadaşımın anası babası büyüttü beni. Sen yokken onlar vardı. Şimdi çıkıp karşıma bana annelik taslama. Yazıklar olsun sana be. Tuttuğun taş olsun. Bak her şeyi konuşmanın bir zamanı var. Şu an sana anlatmak istediğim başka şeyler var. Efsun hadi gidelim. Delirmiş bu kadın. Seni buraya boşuna çağırmadım ben. Hiç değişmemişsin biliyor musun? Hiç değişmemişsin. Hala soğuk, gaddar, duygusuzsun. Madem buraya kadar geldin söyleyeceklerimi dinle. Sonra gidersin. Bir daha da karşına çıkmam. Çık da gör bakalım neler oluyor. Hadi Efsun yürü gidiyoruz. Hadi gel. Artık ameliyat yapamıyorum. Elimde ne zamandan beri görmezden geldiği ağrılar ve his kaybı vardı. Periferik nöropati gelişmiş. Ne olmuş yani? Yaşarsın. Kolumda hızla büyüyen bir lipom var. Bası yapıyor. Acilen ameliyat olmam gerekiyor. Sonrasında da fizik tedavi başlayacak. Tekrar elimi kullanabilmem için. Neredeyiz biz ya? Doktor programında falan mı? Bize ne? Bize ne? Bir müddet buralarda olmayacağım. Kliniğin idaresini sana bırakmak istiyorum. Şaka mı bu? Sen bunca yıl görmediğin kızın iş için mi çağırıyorsun? Ha? Kamera şakası falan mı? Öyle bir halin mi var? Kliniğin batsın. Bana ne? Bana ne senden? Bana ne senin elindeki hastalıktan? Bana ne işinden, gücünden? Bana ne? 3 ay benim için çok uzun bir süre. Bu sürede hastalarımı bırakamam. Başka doktorlar çalar. Bu da klinik için çok zararlı. Senden başka güveneceğim kimsem yok. Bana güvenebileceğini nereden çıkardın? Çünkü seni baban yetiştirdi. Hiçbir şey öğretmemiş olsa bile merhametli ve güvenilir olmayı öğretmiştir. Şunu bileydin herhalde. Ben deliriyorum galiba. Yani gerçek olamaz bunlar, deliriyorum kesin. Pervin Hanım. Şu dünyada sizden nefret eden bir kişi varsa o da benim. De ben. Kızını da yıllar sonra iş için çağırıyorsun ya. Sana yazıklar olsun. Sen de böyle bir annesin işte. Duygusuz, acımasız, kalpsiz kadın. Yürü, 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 yürü. Gidersen çiftliği sizden alırım. Efendim? Çiftliği elinizden alırım. Yapamazsın. O çiftliği babama bıraktın sen, yapamazsın. Çiftlik babamın hayatı. Çalışanlarımız, atlarımız babam mahvolur, ben de mahvolurum. Umurda değil ama ben de mahvolurum. Ellerimizle yaptık biz o çiftliğe ne yaptıysak. Beraber yaptık babamla, yapamazsın bunu bize. Bir kadın için boşandığı kocasına 20 yıl boyunca öyle bir çiftliği bırakması zaten bence çok ciddi bir hediye. Babanı şu kadarcık tanıyorsan bir kenara köşeye bir kuruş bile koymamıştır. İnanılmaz.
Ya ben yokken burayı idare edersin ya da çiftliği elinizden alırım. 3 ay bana yardımcı olmayacak kızımı öyle bir çiftlik bırakacak halim yok. Değil mi? Sen de baban da bana borçlusunuz. Yuh! Yüzsüz ya. Senin gibi annenin al çiftliğini başına çal. Kliniğinle batsın. Sen de bat inşallah. Sen Eksun'u bu yüzden mi çağırdın? Kızın o senin be kızın. Ne biçim annesin sen? Eksun. Nasılsın canım? Titremeler geçti sanki ha? İyiyim, iyiyim. Ya seni de buraya kadar boşuna sürükledim. Bir nur özür dilerim ya. Ya bırak şimdi onu. Babana nasıl söyleyecektin çiftliğin elinden gittiğini? Adamın bütün hayatı orası. Karından ölür vallahi. Ya ne yapsın Pervin Hanım Antep'teki çiftliği? Belli ki bana karşı koz olarak kullanıyor. Borç dedi ya. Borç dedi. Bana borçlusun dedi. Yıllardır yaşadığım çiftlik için ona borcum var. Babamın da. Ama haklı. Haklı ev onun, çiftlik onun ki bize ne demek düşer? Haklı, çok haklı. Efsun yapma. En çok ne zoruma gitti biliyor musun? Benden özür dileyecek sandım. Beni bıraktığı için. Beni bir anneden mahrum bıraktığı için benden özür dileyecek sandım. Ama o ne yaptı? Bana iş teklif etti. Hayır yani ben bunca yıl ondan o özrü duymak için geldim. O bana iş teklif etti. Bence akıllı kadın. Özür dilese kabul etmeyecektin. Ama iş teklifini kabul edebilirsin. Benim hala neden duygusal bir beklentim var ki bu kadında? Çok saçma, çok anlamsız. O beni iş olarak görüyor. Benim de onu öyle görmem lazım. O çiftliğin manevi değerini bir kenara bırak, maddi değerini düşün. Dönümlerce arazi, tarım alanları, atlar. Ya kadın gel burada 3 ay çalış, çiftliği sana vereceğim diyor. Borcumu da ödemiş olurum. Hayır zaten gidiyor, görmeyeceğim de. Ben olsam hemen atlardım. Sen atlardın Binnur. Biliyoruz yani, sen atlardın. İstanbul olsun yeter. 3 ay çalış, çiftliği al. Dediğin gibi iyi anlaşma. Duygu yok. Sadece iş var. Hadi bakalım. Pervin Hanım'ın kuzuna karşı benim kuzum. İstanbul'a taşınıyoruz. Şu mutluluğunu da gizler misin ya? Binnur. Madem patron benim, ilk işim o gereksiz şoförü kovmak olacak. Yürü be Efsun. Ya İstanbul, ben geliyorum peki. Kendini yalakalık yapacak başka patron bulursun. Ben de seni bekliyordum. Kızımla yalnız görüşebilir miyim? Teklifini kabul ediyorum. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Bence etme. Çünkü senin için değil. Babam için kabul ediyorum. Bir de seni görmeyeceğim için. Tamam. Kızın olduğunu bilen var mı? Hayır. Sadece Emir ve ortağım Kaya. Güzel. Güzel, çok güzel. Kızın olduğumu kimse bilmeyecek. Bugünden itibaren buraya adımını atmayacaksın, işime karışmayacaksın. 3 ay sonra da çiftliği bana bırakacağına dair yazı imzalayacaksın. Peki. Bunun karşılığında sen de benim bütün hastalarımı devralacaksın. Ben estetik cerrah değilim. Öylesin. Sen ne kadar kabul etmek istemesen de. Beni takip ediyordun demek. O zaman estetik cerrahlığı bıraktığımı da biliyorsun. Amerika'da en başarılı genç cerrah seçildiğini. Ya dermatolog olarak gelirim ya da bu anlaşma başlamadan biter. Sen kararını ver. Peki.
Dermatolog olarak gel. Tamam. Neden bıraktın cerrahlığı? Seni hiç ilgilendirmez. Amerika'da okuduğumu, cerrah olduğumu kimse bilmeyecek. Gaziantep'ten gelen bir köy doktoru olduğunu öğrenirlerse seni çok ezerler burada. Oradan bakınca kolay ezilecek birine mi benziyorum? O zaman gel sana kliniği gezdireyim. Burayı 19 sene evvel ortağım Kaya ile beraber kurduk. Sıfırdan aldık, bugünlere getirdik. Hala da ortağız. Pek kliniğe gelmez. O genelde diğer merkezde. Diğer merkez? Klinikle aynı markayı taşıyan kozmetik ürünlerimiz var. Tüm dünyada satıştayız. Ne güzelmiş. Kaya Kozmetik tarafında. Girişte de hasta kabul ve bekleme alanlarımız var. Bak. Şimdi de aşağı kata bakalım. Burası muhasebe. Burası doktor dinlenme odası. İleride de kafeteryamız var. Sırada diğer kat. Plastik cerrahi, medikal estetik, cilt bakımı hizmeti veriyoruz. Bak, Şirin. Şirin diyetisyenimiz. Efsun, yeni dermatoloğumuz. Gaziantep'ten geldi. Yokluğunda yerine o bakacak. Memnun oldum. Memnun oldum. Siz de Gaziantep'tendiniz değil mi? Evet. Memleketteniz yani. Evet. Hayırlı olsun yeni işin. Başarılar. Teşekkürler. Çok acımasızdır ama muhteşem bir diyetisyen. Burası da çekim odası. Öncesi sonrası çekimleri burada yapılıyor. Biraz dönüşüyor. Harika. Sahte mi ya bu kaslar? Bir erkeğin de yani six pack'lerine güvenmeyeceksek neyle güveneceğiz ben anlamadım ki. Dönün lütfen. Binnur, hemşire, benim de sanım. Gülden, Gülden. Pervin Hanım, nasılsınız? İyiyim canım, çok mersi. Gülden kozmetik işlemleri uygulayan doktorumuz, Efsun yeni dermatoloğumuz. Yokluğunda yerinme, o bakacak. Öyle mi? Siz hangi hastanedeydiniz? Gaziantep'in bir köyünde. Bayılırım şakacı insanlara. O zaman çok memnun oldum tekrardan. Bir şeye ihtiyacınız olursa buradayım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz, görüşürüz. Akrep gibidir. Ona dikkat et. Ben o akreplerin zehrini sağıp merhem yapıyorum. Bu katta lazer epilasyon, kök hücre tedavileri ve diş estetiği var. Binanın diğer tarafında da yaşam koçluğu merkezimiz. Yaşam koçluğu, ilginç. Ameliyatlar da burada mı yapılıyor? Onlar bir alt katta, sana gösterirler. Ve son olarak ortağımın oğlu, kliniğin göz bebeği, en talep gören cerrahımız. Ay çok affedersiniz. Bitmişti zaten. Giyinebilirsiniz. Dışarıda konuşalım. Dışarıda bırak kolumu. Bırak kolumu. Bırak dedim sana ya. Dışarıda bırak kolumu. Aa, şoför değil doktormuş. Entrikanın böylesi. Kimsin sen? Efsun. Efsun bir saniye bekler misin? Tamam. Hak ettim. Şansını zorlama. Sen yalancı, düzenbaz, beş para etmez bir adamsın. Sen önce bir sakinleşsene. Bana yalan söyledin. Yalan söyledin bana, şoförüm dedin. Annen ölüm döşeğinde gel dedin, geldim seninle. Geldim. Biraz abartmıyor musun? Annem hakkında, özel hayatım hakkında ağzından laflar aldın. Ben de adam sandım seni, anlattım be. Söyledim. Alt tarafı yıllardır görmediğin annenle oturdun konuştun. Şimdi gönül rahatlığıyla Antep'ine döner, atlarınla da mutlu mesut yaşarsın. Hadi iyi yolculuklar. Senin haberin yok galiba. Ben hastanede çalışmaya başladım. Aa! Haberi yok.
Pervin Hanım söylemedi mi? Ben sadece konuşmak için çağırdı sanıyordum. Beni de kandırdı demek. Şoförlüğüne güveniyor ama doktorluğuna güvenmiyor demek ki. Bana bak, benim hakkımda söylediklerini sineye çektim ama doktorluğuma laf edersen, doktorluğuma leke sürersen... Al sana leke. Ne yapıyorsun sen ya? Bakar bakar beni hatırlarsın. Bana bak bana. Ne oluyor ya? Pervin Hanım odaya çağırıyor ikinizi. Burada çalışmaya başlıyormuş. Aha, dediğim gibi Emir. Ortam Kaya'nın oğlu. Kliniği beraber yöneteceksiniz. Hani ben yönetecektim? Böyle ergen gibi kavga ettiğinize göre ikiniz de burayı tek başına idare edemez. Böyle anlaşmadık. Sen gidince burayı bana devredecektin. Eninde sonunda burayı sana devredeceğiz ama hazır değilsin. Şimdilik beraber alacaksınız tüm kliniğin mali kararlarını. Emir'in büyük ameliyatları için görüşmelere birlikte girecek, birlikte karar vereceksiniz. Ne? Babam ve ben böyle uygun gördük. Bana ortak olarak bu köy doktorunu mu uygun buldunuz? Bana bak, o ağzını topla yoksa estetikle düzeltirsin. Yeter, yeter. Tamam, ben ne diyorsam o. İkiniz bir konuda hemfikir olana kadar hiçbir karar vermeyeceksiniz. Emir hocam, hastamız bekliyor. Çok büyük hata yapıyorsunuz. Harika işlerim klinik, gerçekten. Senin yönettiğin çok belli. Çiftlikle ilgili istediğim belgeyi hazırladım, imzalı. Kliniği beğenmediysen düzeltmek senin elinde. Üç aydan bir gün fazla kalmamış. Zaten eninde sonunda burası Emir'e kalacak. Emir çok üstün yetenekli, sezgileri kuvvetli bir cerrah. Ama başarıları onu çok şımarttı. Egosu çoğu zaman işinin önüne geçiyor. Benden ne istiyorsun? Ameliyatlarına gir, hastalarıyla olan ilişkilerini gözlemle. Döndüğümde bu kliniği ona bırakıp bırakmayacağımız konusunda senin fikrin önemli olacak. Peki, anladım. Ben bu akşam gidiyorum. Bir daha beni görmeyeceksin. Bu da misafir doktorlarımız için ayarladığımız misafirhanenin anahtarı. Yıllardır kullanılmıyor. İstersen orada kalırsın, istersen anlaşmalı otellerimiz var. Nasıl istersen. Binnur. Hı. Ne yapıyorsun böyle? Emir'in hastaları. Ameliyat öncesi mi sonrası mı onu anlamaya çalışıyorum. Ameliyat yaptıracak bir yerleri kalmamış gibi. Ay çok güzel. 300 mü ya bunlar? Allah, herkes birbirine benzemeye başlamış. Acaba Emir idealindeki kadını mı yaratmaya çalışıyor? Ha, nerede o? Aklıma geldi şimdi. Odasında. Dolup taşıyor odası. Adam iyi galiba. Popülerliği iyi karıştırma. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Pervin Hanım gitti. Bir daha görmeyeceğiz yani. İyi bir başlangıç oldu. Köy doktoruymuş. Ah, bildiğin dağ başı. Gerçekten. Antep'ten falan tanıdığı herhalde. Torpilli. Dalayım mı? Bırak. Bırak konuşsunlar. Pervin Hanım'ın kızı olduğunu kimse bilmeyecek. Tamam mı? Zaten sen duvara Stanford diplomanı... Estetik cerrah olduğumu da kimse bilmeyecek. Ben Gaziantep Tıp Fakültesi mezunu, bir dermatoloğum, o kadar. Tamam mı? Kızım saçmalama, bu kukuş yerine çiğ çiğ yerler seni. Antepli olmaktan da, köy doktoru olmaktan da gurur duyuyorum. Bizim de kendimize göre yollarımız var. Elbet sayacaklar bizi. Sayacaklar. Bunu sevdim. Ben de sevdim. Önce Gülden'den başlayalım mı? Taktım ona. Değil mi? Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Bir ultra uygulaması yapıyoruz hastaya. Anlatmamı ister misiniz? Sizin oralarda bilmezler herhalde.
Bilmezler. Ben dağdan geldim, anlat. Şöyle, bu cihaz Türkiye'de sadece bizde var. İsviçre'de geliştirilmiş. Anti-aging uygulamasında çığır açan bir teknoloji. Hmm. Kaç seans gerekiyor peki? 3-5 seansta tüm kırışıklıkları gideriyor. Yan etkisi yok. Doğrudan kolajen liflerini uyaran tek cihaz. Hmm, ne güzel. Peki direkt kolajen lifleri nasıl uyarıyor? Sen onu da bilmezsin şimdi. Şöyle 765 milimetre dalga boyunu kullanıyor bu cihaz. 675. Hı? Efendim? 765 değil. 675. İsviçre değil. İsveç'te üretildi. Ve dediğin gibi çok etkili bir cihaz. Ama dünyada tek değil. Yenisi yapıldı. Türkiye'ye henüz gelmedi. Oh, bir rahatlama geldi. Gazoz mu içsek? Sen bunları nereden biliyorsun? Köy kütüphanesinden. Ben okumayı çok severim de ondan yani. Görüşürüz Gülden. Ceket güzel. Gülden. Dakika bir gol bir. Yürü be Efsoş. Mesela yarın başlıyor. Yarın devam ederiz. Selam. Ameliyata mı? Ameliyata. Bana şans dile. Bol şans. Beni ne zaman ameliyat edeceksin? Seni en boş gününde edeceğim. Ateş bastı, bir su içeyim. Emir senin sevgilin mi ya? Emir'in sevgilisi olmaz tatlım. Nesi olur? Sana dünyanın en şanslı kadını gibi hissettirir. 2 gün sonra biter. Aa, ne karizmatik hareketmiş. Kadınlar ne diyor bu konu hakkında? Kadınlar da biliyor. Alan memnun, satan memnun. Emir bu. Yazısız bir anlaşma gibi. Ya kabul edersin ya da emirsiz kalırsın. Görüşürüz. Allah Allah. Ay, ne emirmiş. Ay hadi çok bunaldım, çıkalım şuradan. Nereye? Pervin Hanım misafirhanenin anahtarını verdi. Oo. Adres üzerinde. Hadi. Burası mı? Evet. Burası. Pervin Hanım'a bak, sen gönlünü kazanmaya çalışıyor galiba. Binnur. Ay ne var, ne kızıyorsun? Senin için söylüyorum. Ya iyi bir işte çalışacaksın, güzel bir evde oturacaksın. Ya havuz bile var, biraz pozitif baksana ya. Ay şu evin güzelliğine bak. Pervin Hanım'ın bana layık gördüğü ev. Koltuk bile yok. Ne oldu senin duyarlı anne tezine? Burada kalamazsın ya. 5 yıldır kapısı açılmamış buranın. Ben ablamlara gideceğim. Sen de gelsene. Çok sevinirler. Hiç halim yok. Bu gecelik kalırım burada. Ne? Nerede kalacaksın? Yatacak yer mi var? Alışayım ben. Ayarlarım bir şeyler. Hayır, hayatta olmaz. Hadi, hadi. Binnur. Saçmalama. Binnur. Binnur bak, çok zor bir gün geçirdim. Stresten bütün vücudum sızlıyor, başım ağrıyor. Benim biraz yalnız kalmam, kafamı toplamam lazım. Bir de babamı arayıp uygun bir yalan uydurmam lazım. Sen beni düşünme, tamam? Hadi. Tamam. Hadi. Ama bak, sadece bu gece kalacaksın, tamam mı? Yarın yok. Tamam, bakarız. Konuşmuyorsun. Düşünüyorum. Neyi? Sana kazık attığımı mı? Bak. Kızını geri kazanmak istiyorsun. Anlıyorum. Benden onu getirmemi istedin. Ben de getirdim. Uçakla değil, arabayla getir dedin. Yolda sakinleştir dedin, yaptım.
İşimi gücümü bıraktım. Bir baş belasıyla 11 saat yol yaptım. Haklısın. Çok teşekkür ederim sana. Benim bu kliniğe adadığım bir hayatım var. Bana verdiğin sözler var. Sırf kızın diye onu getirip bana... Sana ortak yapamam, öyle mi? Yapamazsın. Emir, bu sadece benim kararım değil. Baban da böyle istiyor. O tabii ki böyle ister. Efsun'un İstanbul'da klinikte yanımda olmasını istiyorum. Bundan daha fazla istediğim başka hiçbir şey yok. Ve ne gerekirse yapacağım. Bu seninle kızın arasında. Ben klinikten bahsediyorum. Kliniği tek başına idare edebileceğine beni ikna edene kadar Efsun ortağım. Boşuna umutlanma. Bu kliniği kimseye bırakmayacağım. Babacığım nasılsın? İyiyim, iyiyim ben de. Arkadaşlarla buluşacağız birazdan. Binur da geldi, o da geldi. Sen nasılsın, ne yapıyorsun? Baba, bugün çok ilginç bir şey oldu. Ben harika bir iş teklifi aldım. 3 ay burada kalmamı istiyorlar. Eğitimler olacak sürekli, konferanslar falan. Aynı zamanda da çalışacağım. Ortamı koklarım baba. Ne gelişmeler var ona bakarım. Kalayım diyorum ben. Sen ne dersin? Ben de çok sevindim. Babacığım ben de çok sevindim. Ama sen tek başına idare edebilirsin değil mi? Aklım sende kalmasın. Tamam babacığım, tamam. Ben de seni seviyorum. İyi geceler. Yarın ararım ben seni. Tamam, iyi geceler. En az 4 yıldır olur. Bir şeyler fırlatmadan durabiliyor musun sen? Ne yapıyorsun sen ya? Nasıl girdin içeri? Ne işin var burada? Alt katta yaşıyorum ben. Sesleri duyunca yeni komşum kim diye merak ettim. Alt katta mı? Alt katta. Çık dışarı. Çık git çık dışarı ya. Çık 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 çık. Tamam bir sakin ol. Sakin ol. Pervin Hanım o küçük detayı da söylemeyi unuttu herhalde. Sen daha iyi tanıyorsun kendisi. Beni bu eşyasız beş gibi dökük eve neden gönderdi? Ondan birazdan nefret edeyim diye mi? Önce bir sakin ol. Sakinim ben. Tamam söyle. Annenin bir suçu yok. Eşyalar çok sevimsizdi, ben gönderdim. Yenilerini alacağımı söyledim, almadım. Daireyi tamir ettireceğimi söyledim, ettirmedim. Sebep? Kimse gelmesin diye. Daha önce burayı gören doktorlar görür görmez otele yerleşmek istedi. Senin için hemen bir otel arayalım bence. Beni burada istemiyorsun. Klinikte de istemiyorsun. Ve kalmayayım diye elinden gelen her şeyi yapacaksın. Mahremiyetime önem veriyorum diyelim. Hem işte hem evde. Kimse gelmesin. Keyfim kaçmasın. Arıyorum oteli. Yok. Hiç zahmet etme. Çünkü ben hiçbir yere gitmiyorum. Toz içinde evde şezlongta uyuyacaksın yani. Böyle basit numaralar beni caydırır sanıyorsun. Ama ben atlarımla ahırda uyumaya alışığım. O yüzden sen bana hiç bulaşma. Ne burada ne klinikte. Zaten Pervin Hanım'la olan bağını anlamış değilim. Sen işini gücünü bıraktın Antep'ten beni almaya geldin. Allah Allah neden acaba? Gaziantep'te ameliyatım vardı. Yeni bir araba aldım, motorunu açmak için yol yapmak istedim. Seni almak için gelmedim yani. Çok ısrar etti seni ikna etmem için. Hepsi bu. Onunla konuşup döneceğimi sandın. Ama klinikte işe başlayacağımı öğrenince şok geçirdim. Yazık sana. Pervin Hanım'a güvenirsen böyle olur işte. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Hı. Yıllardır yüzünü bile görmek istemediğin annen sana ne teklif etti de kalmaya karar verdin? Para mı? Klinikte hisse mi? Yöneticilik mi? Hangisi? Hiçbiri. İkna etti beni. O dönene kadar duracağım. Sonra da Antep'e döneceğim. Hepsi bu. Hı hı. Tabii. Gel ben sana su vereyim. Sevim
Benimle boşuna uğraşıyorsun. Yani ne klinik umurumda, ne sizin kozmetik şirketiniz. Ben sadece vakti geldiğinde evime dönmek istiyorum. Palavra. Düpedüz palavra. Neden bu kadar kabasın? Seninle tanışalı bir gün oldu. Bana tokat attın, üzerime kahve döktün, şişe fırlattın. Hem işimi hem karakterimi hakaret ettin. Antep'te yaptıklarını saymıyorum bile. Ben mi kabayım? Tamam, tamam. Sana biraz haksızlık etmiş olabilirim. Biraz? Biraz. Aç mısın? Evet ya. Ben bütün gün hiçbir şey yemedim. Ne zahmet ettim? Emir, ben geldim. Hoş geldin. Senin buzdolabında bir restoran listesi var. Çoğu yıllar içinde kapanmıştır ama artık sırayla denersin. Evet, tabii tabii. Denerim ben şimdi işimle. İyi akşamlar. Su için sağ ol. Ne demek? İyi akşamlar. Hallettim ben. Sağ ol. Ya çok sağ ol Burak. Hastalarım sana emanet. Biliyorsun çoğundan para almıyorum. Bir tanesin. Cansın. Teşekkür ederim. Tamam, iyi bak kendine. Öpüyorum çok. Hoşça kal. Bay bay. Buyurun siparişiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sular kestik, o yüzden buraya duş almaya geldim. Daha yeni uyandım. Başka bir çözüm bul. Elimin bu halde olma sebebi sensin. O yüzden burada duş alacağım. Bir de bana havlu lazım. Banyo ne tarafta? Bu tarafta mı? Efsun, Sevil. Sevda. Sevda. Efsun, Efsun, Sevda. Kusura bakmayın. Ben bir duş alıp çıksam. Çok pardon. Çok pardon. Vücuduma kaç puan verirsin peki? 10/7. Haksızlık ediyorsun ama. Ben estetik cerrahım. Doğruyu söylemek zorundayım. Biraz çene kemiğine müdahale, biraz kalça dolgusuyla 9 olur. Ameliyatını sen yaparsan olur. Prensiplerimi biliyorsun. Hastalarımla yatmam, yattıklarımla. Şansımı deneyeyim dedim. Yarın görüşür müyüz? Yarın olmaz. Ben seni arayayım. Unutulmaz bir geceydi. Benim için de öyle Sevil. Sevda. Sevda.
Ne? Az önce bir kadının özgüvenini yerin dibine soktun. Doğruyu söyledim. Estetik olarak kusurlu. Kusurlu mu? Kadın taş gibiydi be. Sen ne korkunç, ne şekilci bir adamsın ya. Bir estetik cerrahi şekilci demek kadar saçma bir şey olamaz. Farkındasın değil mi? Tamam işte. Daha tehlikelisin. Sen söyleyince inanıyor kadınlar. Sen kesin bana da puan vermişsindir. Ben sadece ilgimi çeken kadınlara puan veririm. Ama doğruyu söylemem gerekirse burnun hafif kemerli, göğüslerin küçük ve kalçaları... Tamam yeter. Yeter, ne sanıyorsun sen kendine ya? Çok mu güveniyorsun kendine? Senin gibi adamları yere atmak artık birkaç saatlik operasyon ne oluyor? Eminim bu karın kaslarında sahte... ...edittir. %100 azim, %100 kas. Şoför halin çok daha iyiydi. Neyse, madem aynı iş yerine gidiyoruz, hadi beni de atıver, çıkalım, hadi. Saat 8. Ben işe 11'de başlıyorum. Sebep? Herkes 8'de başlıyor. Ben 11'de başlıyorum. Allah Allah. Ha doğru. Sen patronun torpilli oğlusun değil mi? O yüzden. Onun gibi bir şey. İyi. Teşrif ettiğinizde görüşürüz o zaman. Bu saat meselesini konuşacağız. 11 falan yok. Kolay gelsin. Geçti gecen. 10 üzerinden 1. Alt komşum Emir çıktı. Biliyorum. Dün senden çıkınca bakkalı sordu mu söyledi. Kızım bana niye haber vermiyorsun? Ya ne bileyim, onu görmeden yırtarsın diye düşündüm. Yani travma üstüne travma yaşama diye. Travma derken odan burası. Kendi odası mı? Evet. Tam karşıda da Emir'in odası. Koskoca binada başka oda mı kalmamış? Ayvin Hanım öyle uygun bulmuş. İstiyorsan değiştirelim. Yok. Kaçar gibi oluruz sonra. Değiştirme kalsın. Bence de. Hadi yürü. Bu ne? Binler. Az önce yoktu. Bin Nur. Ay tamam dur. Aa, bu ne? Emir Bey'in kahve döktüğüm tişörtü. Bir de kuru temizlemesinin numarası. Ya tamam sakin ol ya. Biz alt ederiz onu. Relax. Ben bugün kliniğin işleyişine mi bakarım? Zaten hasta masta gelmez bana. O iş öyle değil. Yani Emir'in de kendince bir kalabalığı var ama insanlar esas kliniğe yakın ediyor. Kaç hastan var ki? Çok. Daha fazla dolgu ihtiyacınız yok. Ne demek yok? Ben bütün gün bu yüzle yaşıyorum. Aynalara küs yaşıyorum. Şuraya şuraya dolgu, şuraya şuraya da botoks istiyorum. Hanımefendi, daha fazla botoks yaparsam ifadesiz kalırsınız. Ben sizin için söylüyorum. Amaç o zaten. İfade yüzü kırıştırıyor. Tamam. O zaman siz bir iki hafta sonra gelin. Buyurun. Bir tık. Bir tık, bir tık. Şuraya, şuraya. Bir tık. Ha, bir tık. Maalesef yapamam. Patronunuzla görüşmek istiyorum. Benim patron. Elbet başka bir patron vardır. Daha iyi miyiz şimdi? Hem de nasıl. Vallahi içimi rahatlattınız. Acaba dolgu ve botoksumu da siz mi yapsanız? Lale Hanım çok yoğunum biliyorsunuz. Ama siz sadece büyük ameliyatlar için görüyorsunuz beni.
Yoksa beni önemsemiyor musunuz? Lale Hanım, aramızda kalsın. Siz benim en sevdiğim hastamsınız. Lale çiçeğinin özelliği nedir bilir misiniz? Lale çiçeği hiçbir dış etkene bağlı olmadan kendi kendini doğurur, filiz verir ve güzelleşir. Şimdi sizden filiz verene kadar beklemenizi ve sizi en güzel halinize getirmem için beni aramanızı istiyorum. Gördünüz mü? Doktor dediğiniz böyle olur. Tabii. Ciao. 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 Ne yaptığını sanıyorsun sen? Burada insanlara böyle davranamazsın. Ya kadının yüzünde mimik kalmamış, bana gelmiş botoks yap diyor. Yani medikal olarak... Ne medikalinden bahsediyorsun? Bizim işimiz müşteri memnuniyeti. Gereksiz yere kimseye işlem yapmam ben. Sana yap diyen yok. Gönlünü alacaksın. Burada hastalara kaba davranamazsın. Burası senin köyüne benzemez. Tamam, siz fotoğrafını çekin. Fotoğrafını çekin, ben bakacağım şimdi. Merhaba, ben Efsun. Merhabalar. Artık. Yok artık. Sadık Bey. Sadık Bey, diyet yaparken test mutlu edemezsiniz. Merhaba, kolay gelsin. Ne seçeceğim ben şimdi buradan size? Hamburger yiyin Sadık Bey. Hamburger yiyin, hot dog yiyin. Oradan zaten jumbo karışığa bağlarsınız. Dalga mı geçiyorsunuz Sadık Bey? Sadık Bey, derin bir nefes alın ve hemen çıkın oradan. Gidin insan gibi bir mercimek çorbası için bitsin bu iş. Bu işten be. İradesizler. Kattırdım. Yine bir hastamı Emir'e kattırdım. Yani bu böyle olmaz. Ya buraya gelen her hasta Emir'e gidecekse benim burada ne işim var değil mi? Ha? Yani bunun bir düzeni olmalı, bir kuralı olmalı. Her gelen hasta gitmemeli. Emre, size bir şey yapıyorsun. Bu yine aynı böyle. Sıcak. İyi misin? Yani. Yaşam enerjimi kaybettim galiba. Allah Allah. Efsun ben, dermatoloğum. Ne güzel. Ben de Yaşam, Yaşar koçuyum. Hı? Yaşam koçuyum, ismim Yaşar, kafa gidik ben. Ne diyor? Bu iyi değil. Elif. Hayır benim. Efendim hocam. Ameliyatını yaptım. Sinan Bey dün gece rahatsızlanmış. Evet hocam. Bana ulaşmaya çalışmış ama ulaşamamış. Neden haber vermedin? Sizi gece gece rahatsız etmek istemedim. Hem önemli bir şey değil. Önemli olup olmadığına ben karar veririm. Benim telefonum 24 saat açık. Hasta ihtiyacı olduğunda bana ulaşacak. Biz insanları ameliyat edip ihtiyaçları olduğunda ortadan yok olacak kadar onursuz değiliz. Değil mi Elif? Özür dilerim hocam. Bugün sen gelme. Hilal gelsin. Önemli bir ameliyat var. Hastaya konsültasyona birlikte girelim mi? Olur. Olur. Emir kimseden yardım istemez. Kim bu kız? Efsun dedi. Dermatolog dedi. Efsun. Hı, tanıştık. Ne diyorsun? Beyefendi. Hı. O kadın... Efsun Armağan. Kendisi dermatolog ve yeni patronunuz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Şaşırttın beni. Neden? Yani hastayla ilgili fikrimi almak için beni çağırmanı beklemiyordum. Pervin Hanım'a söz verdim. Ben sözlerimi tutarım. Hastayı ameliyat edip etmeyeceğimize birlikte karar vereceğiz. Güzel. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bana değil, ona. Buyurun, sizi dinliyoruz. Doktor Bey,
dün size telefonda söylediğim gibi bir dizi estetik operasyondan geçmek istiyorum. Ben hemen özetleyeyim. Burnu küçülecek, çene sivriltilecek, kaşlar yukarı, saç ekilecek, yağlar aldırılacak, six pack yapılacak ve kalça dolgusu. Kalça dolgusu olmazsa olmaz mı tatlım? Olmuşken tam olsun aşkım. Peki sen nasıl istersin? Ne istediğinizi tam olarak biliyormuşsunuz gibi bir his var içimde. Aşkımın aynen bu adama benzemesini istiyorum. Vah vah vah. Vaka. Biz böyle vakalara çok sık rastlamayız da sebebini sorabilir miyim? Benim eşim Seçil. İsmiyle müsemma seçilmiş bir kadın. Eşim bir İtalyan foto modele karşı müthiş bir tutkusu var. Bendeniz de biraz İtalyanlara andırıyorum. Akdeniz havamı var. Evimizin her tarafı o İtalyan foto modelin afişleri, fotoğrafları, dergileriyle dolu. Madem ki biz birbirimize açıyoruz. Posterlere bakacağım ha. Sevdiğim adama bakarım. Aşk işte. Anlıyorum. Ben anlamıyorum. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Hanımefendi siz operasyon geçirecek misiniz? Sizin de oranızı buranızı yapacak mıyız? Yok. O hiçbir şey yaptırmayacak. Ben onu bu haliyle çok seviyorum. Ayrıca hiçbir şeye ihtiyacı yok canım benim. Peki siz beyefendi olduğu gibi sevemiyor musunuz? O benim bu eşim. Aşkım. Ona tapıyorum. Ama içine, dışına değil. Bir alabilir miyim modelinizi? Tam olarak bu adama benzeyemeyeceğinizin farkındasınız değil mi? Farkındayız, farkındayız. Anderson yeter. O halde sizi ne mutlu edecekse onu yapacağız. Buyurun bir muayene edelim sizi. Edelim. Ama siz bir kahvelerinizi için, biz bir gidip gelelim hemen. Afiyet olsun. Hemen geliyoruz. Ciddi ameliyat edecek misin bu adamı? Evet, neden? Nasıl neden ya? Görmüyor musun? Zavallı adamın üzerinde fantezilerini gerçekleştiriyor kadın. Farkındayım. Adam da farkında. Sana ne bundan? Adam 70'ine merdiven dayamış. Kendinden 30 bilemedi. 40 yaş küçük kadını bulmuş, kafayı yemiş. Sırf onu sevsin diye. Kadın onu seviyor. Bu mu sevgi? Herkesin aşkı farklı kendine göre. Sen mi karar vereceksin sevginin aşkın ne olduğuna? Bunların cerrahı değil. Terapiste gitmesi lazım. Bence gayet sağlıklı ve aşıklar. Sırf ameliyat yapmak için böyle konuşuyorsun. Cerrahım ben. İşim bu benim. Ya sende hiç mi ahlak, hiç mi vicdan yok ya? O adam her yerini kesip biçtirecek. O adama benzemeyince de kadın bunu sepetleyecek. Sen bunu görmüyor musun? Sen niye bu kadar karamsarsın? Bir terapiste mi görün sen? Beraber karar verecektik. Sen sağlıklı karar verecek durumda değilsin. Ameliyatı yapıyorum. Bir sürü hasta birikti. Başkasına yönlendireyim mi bazılarını? Hayır. Bir tanesi bile başkasına gitmeyecek. Ne oluyor ya? Merhaba. Ne yapıyorsun bu saatte burada? Öyle hastanenin işleyişini anlamaya çalışıyorum. Orada benim hakkımda ne yazıyorsa yalan. Biz arka sokakta iş çıkışı bir bara takılıyoruz da gelmek istersen gel. Olur. İşim bitince bakarım. Uğrarım belki. Okey. Okey. Seni sevmediklerini düşünüyorsun değil mi? Evet. Sevmiyorlar. Fark ettim. Beni de sevimsiz bulurlar. Allah Allah. İsmim de Şirin. İronik. İnsan çocuğuna isim koyarken biraz düşünmeli. Neyse boş ver. Kafana takma. Görüşürüz.
takmıyordum zaten. Yardımcı olabilir miyim? Böyle beslenirsen erken yaşlanırsın. Sağ olun doktor bey. Ben size beğendiğim modelin fotoğrafını gösteririm. Siz hem öncecik halledersiniz. Laf sokuyoruz ha. Güzel. Öyle devam. Bugün yine oyuna getirdim beni. Nasıl? Herkesin içinde beni odana çağırdın. Hastanın ameliyatına beraber karar verelim bahanesiyle. Merakla dinliyorum. O adamın ameliyatına kabul etmeyeceğimi, ahlaken bana uymadığını çok iyi biliyordum. Sana itiraz edip bir süre çağıracağımı da. Sonra? Sonra yine tüm ekibin önünde benim doğru kararlar verebilecek nitelikte olmadığımı söyledin. Doğruyu söyledim. Böylelikle gerçek patron kimmiş? Kendince göstermiş oldun. Karizmatik cerrah Emir mi? Yoksa Antepli dermatolog Efsun mu? Çok zekice. Senin bunu fark etmen daha da zekice. Bu kadar mı önemli senin için buranın patronu olabilmek? Buraya gelmek için neleri feda ettiğimi bilsen, kaybetmeyi sevmem. Hele tepeden inme birini asla. Benim bu klinikte gözüm yok. O zaman iyi bir doktor değilsin. Bizim alanda çalışan herkesin gözü bu hastanede. Benim değil. Hiç inanmıyorum sana. Sen bilirsin. İnanmazsan inanma. Ama bir daha bana oyun oynamaya kalkarsan zararlı çıkarsın. Haberin olsun. İyi geceler. Armağan Hanım. Hoş geldin. Zor bir gündü galiba. Olmaz mı? Zor tabii. Zor. Her gün zor. Zordu valla. 50 bir yaştan sonraydı. Çok zor. Ne içersin? Sen ne içiyorsan. Aynısından mı diyelim? Ha aynısından. Aynısından diyelim. Bakmıyor zaten. Yarınki törene geliyorsun değil mi? Ne töreni? İşte bizim klinik Avrupa Mükemmellik Ödülünü alıyor. Gelmedi mi sana davetiye? Ben Emir'le yollamıştım sizinkini. Sağ olun. Emir çok yoğundu ya. Unutmuştur herhalde. Normal. Olur öyle. Herhalde. Neyse sıkıntı yok. Bende bir tane fazla vardı. Hı, al. Ya şimdi o geliyorsa benim gelmeme gerek yok zaten. Gelsin o. Bizim klinikte insanların saygısını kazanmak istiyorsan ki dikkat edersen sevgisini demedim çünkü o imkansız. Bence gelsen iyi olur. Neden? Çünkü bu kadar önemli bir ödülü Emir alırsa patron odur. Benden söylemesi. Nasıl yapıyor ya? Her seferinde kadınlar kanıyor. Bak bak, kaplana bak. Sinsice avına yaklaşıyor. Hangi av? Yanındaki kadın. Ona bakmıyor ki.
Kadın ona bakıyor. Emir onun farkında. Bak şimdi izle. Ne içersiniz? Alkolsüz bir şey alayım. Yarın ameliyatım var. Doktor musunuz? Plastik cerrah. Aa, gerçekten mi? Hop, gitti. Doktor Emir Bey. 8 saniye. Çok memnun oldum. Ah be. Her seferinde aynı timingde yapıyor. İnanılmaz. Yarın geliyor musun şimdi? Geliyorum, geliyorum. Gelmez miyim? Hem de nasıl geliyorum? Şirin, ben çok yorgunum. Eve gideyim, biraz dinleneyim. Tamam. Yarın görüşürüz zaten. İyi, sen bilirsin. Umarım taksi bulursun. Ne yapıyorsun? Ne yapayım Binnur? Kliniğin yakınında bir mekana geldim de 40 dakikada taksi bekliyorum. Hiçbiri durmuyor. İstanbul'da taksi gelmez ki kızım, bilmiyor musun? Bilmiyorum Binnur. Bilmiyorum. Nereden bileceğim? Ne yapacağım ben şimdi? Bekleyeceğim. Ah, Emir geldi. Ben onunla giderim. Emir! Binnur kapat. Yarın görüşürüz. Kapat. Yarın pazar ya. Bize gelsene, mangal yakacağız. Yok. Yarın eve geleceğim. Aa, bir de yarın akşam ödül törenine gidiyoruz. İki elbise kap gel. Bakalım İstanbul gecelerine. İyi geceler canım. Hadi eve gidince mesajım. Bir gidebilirsem atarım. Atarım. Hadi bay bay. Yok mu taksi? Yok hanımefendi. Hiç mi yok? Maalesef. Vallahi yok. Durak telefona bakmıyor. Allah Allah ya. Merhaba. Merhaba. Emre Demir'i tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Hastane çalışanlarının buraya geldiğini duydum da. Kendisi içeride midir acaba? Yok. Az önce çıktı kendisi. Niye ağlıyorsunuz siz? Beni kendine aşık etti. Sonra bana 6 puansın dedi. 12 kez estetik ameliyatı oldum. Karşısına çıktım. Yüzüme bile bakmadı. Yapar yapar, yapmıştır o. Tahmin edebiliyorum. Yapmıştır. Huyudur. Bir kez olsun yüzleşmek istiyorum. Onun için çok acı çektim. Bir gün beni bulutların üzerine çıkarım. Ertesi gün. Sürekli kaçıyor benden. Bu defa kaçamayacak. Ah, yarın gece burada olacak. Gel yüzleş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Afiyet olsun. Hoş geldiniz Esin Hanım. Kullanılmayan hastane mobilyaları nerede acaba? Sabah sabah. Günaydın, günaydın. Ne yapıyorsun? Temizlik yapıyorum. Temizlik imandan gelir, iyidir. Bir şey olmaz. Her yeri köpük yapmışsın. Güneş var, kurur. Allah'ım. Ne bu koltuk? Ben bunu bir yerden biliyorum. Abi ben onları kliniğin deposundan getirdim. Allah Allah. Nereye koyalım? Bu koltuğu köşeye koyalım. Evet, evet, evet. Bu nereye? Tamam. Onu şu duvara dikelim. Tamam. Oldu. Teşekkürler. Sağ olun. Antep'ten gelen koyular arka odaya. Onda lamba yapacağım. Balkona çok güzel olacak. Nasıl? Ev birden derli toplu olmaya başladı değil mi? Ay çok güzel. Hastane eşyalarıyla yaşayacaksın ha? Yine eşyaya ne gerek var? Depoda altı duruyorlardı, ben de değerlendirdim. Geri dönüşüm diye bir şey var, hiç duydun mu? Çok trend.
Yani gerçekten inanılmazsın. Bunu iltifat olarak algılıyorum. Çok sağ ol. Neyse, eğer yardıma ihtiyacı olursa diyeceğim ama... ...senin pek yardıma ihtiyacın yok gibi. Aşağıdayım ben. Sağ ol. Görüşürüz. Emir, aslında akşam işin yoksa benim balkonda bir şeyler mi içsek? Hı? Klinik hakkında konuşuruz. Bugün içemeyiz çünkü benim bugün bir işim var. Ha. Kız arkadaş mı? Geç gidersin, ne olacak? Yok, bir toplantım var. Toplantım var. Önemli galiba. Öyle. Ama başka zaman yaparız. İçeriz tabii. Senin balkonda kahve. Olur. Sen ne yapıyorsun? Evdesin herhalde. Evdeyim, evdeyim. Nerede olacağım? İş güç bitmez. Tamam o zaman. Gelince görüşürüz. Olur. Görüşürüz. Emir. Bir şey daha diyeceğim. Bu aramızdaki gerginliğe... ...rekabete bir son versek... ...birbirimize karşı dürüst olsak... Ne dersin? Harika olur. Sevinirim. Ben de sevinirim. O zaman anlaştık. 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 Anlaşım atmış. Sen kiminle dans ediyorsun? Siz şeytan. Fotoğrafınızı çekebilir miyim? Tabii. Teşekkürler. Emir Bey hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. Teşekkürler. Merhaba. Semih Bey, nasılsınız? İyiyim Emir. Baban yok mu bu gece? Ben geldim. Onu temsilen. Darwin'den mail geldi yönetim kurumuna. Rahatsızlanmış. Çok üzüldüm. İyi olacak, merak etmeyin. Emin ellerde. Bir de kendi yerine bir hanımefendi bakacakmış işlere senin ortağın olarak. Onunla tanışmak isteriz. Böyle önemli bir geceyi kaçırmaz herhalde. Birazdan gelir. Ödülü birlikte alacağız. Tanıştırırım sizi. Tebrik ederim tekrar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Merhabalar. İyi akşamlar. Haberim vardı demek. İyi hamle. Çok şıksın. Sen de ışıldıyorsun. Birlikte gezinsek iyi olacak herhalde. İki ortak olarak. Yönetim kurulundan birkaç kişiyle tanıştım bile. Seni soruyorlardı. Sen de ödülü beraber alacağımızı söyledin değil mi? Evet. Ben gelmeyince de bu kadar önemli bir ödülü umursamayan... ...kurulu takmayan bir baş belası gibi görünecektim. Baş belası kısmı hala geçerli. Ama kalanın da doğru dediğin gibi. Çok mu canını sıkıyorum senin? Aksine. Böyle zeki insanlarla çok az karşılaşıyorum. Rekabet severim. Keyfim yerinde. Emir'in yanındaki kim öyle acaba? Bilmiyorum ki. Bütün Emir kadınların gözü üzerimde. Emir Demirhan'ın yanındaki 6 puan da kim diyorlar?
Efsun Hanım, ben size daha önce hiç puan vermedim. Sen bana kur mu yapıyorsun? Sen buna kur diyorsan hiçbir şey bilmiyorsun. Ben işle aşkı asla karıştırmam. Açık konuşmayı ben de severim. Zaten tipimdeyiz. O yüzden şimdiden söyleyeyim. Tadımız kaçmasın. Değerli konuklar, kıymetli misafirler. Global Plastik ve Rekonstrüktif Başarı Ödüllerine hoş geldiniz. Sizleri fazla sıkmadan... Çok prestijli bir ödül. Bütün önemli yatırımcılarımız, müşterilerimiz geldi. Her şey çok güzel olacak. Bildiğiniz gibi geçen senenin... Bu arada sen dün çekip gittin ya hani, beni orada bıraktın. Senin eski bir arkadaşın geldi, seni arıyordu. Ben de buraya davet ettim. Kimmiş o eski arkadaşım? Filiz. Şu anda Filiz geliyor. Filiz geliyor. Ne? Filiz geliyor. Sen Filiz'i mi çağırdın? Evet, kim ki o? Çaktırmadan kaybolalım hadi. Mahvolduk. Yürü. Ne? Ne olmuş? Yürü. Bu yaptığın bana misilleme değil. Birazdan hepimizi yerin dibine sokacak. Ya ben anlamıyorum ki ne yaptın? Kim bu kadın ya? Ne oluyor be? Kadının ruh hastası. Yıllardır tedavi görüyor. Emir'e saplantılı aşık. Kliniğe saldırdı. Arabasını ezdi. Evini yaktı. Emir uzaklaştırma kararı aldı ama vazgeçmiyor kadın. Allah kahretsin. Dağıtacak burayı ya. Rezil olduk. Tamam buldum. Buldum. Ne? Emir! Polisi arıyoruz. Çok mantıklı. Ya biz bunu nasıl düşünemedik ya? Böyle ne deyip bir akşama nasıl polis çağırmayı düşünemedik? Yaşar bir şey bul. Ne bul? Panik halindeyim ben, ne bulayım? Yaşar koca değil misin işte? Yap bir şey düzelsin kadın. Ne diyeyim kadına? Evrene sal mı diyeyim? Ne diyeyim? Pis bakışlarınızı çekin. Ne oluyor ya? Emin. Soğukkanlı duymamız lazım. Ne yapacağız? Şey yapalım. Dağılalım. Dağılalım. Lafa tutalım. Yaşar. Ha? Yaşar güvenlik görevlilerine söyle. Kimse uyanmadan onu götürsün. Biliyorsunuz sırıyor bu. Tamam. Yaşar hadi. Sırıyor. Hadi. Hadi. Tamam dağılalım. Tamam. Sen beni bile geliyorsun. Ya bırak kolumu. Bırak kolumu. Bu yaptığının bedeli çok ağır olacak. Duvaya dolayı çıkmadan götürsünler onu. Ne oldu? Filiz. Ver. Ne oluyor? Bu tarafa geliyor. Yürü, yürü, yürü. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bu durumun sebebi sensin. Çözümünü de sen bul. Öp beni. Ha? Öp beni. السلام عليكم. ازاي نسجل او نعمل حساب في تطبيق طلبات؟ لو انت شخص بتطلب اوردر اكل وكده اونلاين، فتطبيق طلبات افضل تطبيق في مصر يعتبر. طيب هنحمل التطبيق ازاي؟ هنخش على بلاي ستور، هنكتب في البحث هنا فوق طلبات بالعربي او بالانجليزي، وهندوس على كلمة البحث دي، وهتحمل التطبيق. ده شكل التطبيق، هتعمل له تحميل، وهنخش على التطبيق على طول. بس قبل ما ادخل على التطبيق امسح البيانات بتاعته عشان ادخل عليه اول مرة. نعمل clear data ونرجع ندخل للتطبيق. هنا بتختار انت منين. في دول كتير زي الكويت، السعودية، البحرين، الامارات، قطر، الاردن، مصر والعراق. طيب احنا من مصر، هنختار من مصر ايجيبت. هتختار المحافظة، نختار اسكندرية مثلا،
وهنا بتختار المدينة أو المكان اللي انت قاعد فيه. تمام، خلينا اختار مثلا كليوباترا. تمام، انت طبعا لازم تشغل الجي بي اس عشان يقدر يحدد الموقع بتاعك بالظبط. تمام، في حالتي انا بختار اي موقع عشوائي عشان اقول لكم بس ازاي تسجلوا في التطبيق. هنقول له هنا، دوس هنا على الكلمة دي. طيب كده التطبيق فتح معانا اهو. تمام، ندوس على كلمة اكونت اللي هي عليها علامة الشخص دي. تمام، ندوس عليها، وبعد كده هندوس على اللي هي عليها علامة شخص. تمام، هندوس عليها كده. هنغير اول حاجة في هنا اللغة، هنغيرها العربي عشان التطبيق يبقى سهل معانا. تمام، وهنرجع ندوس على كلمة حسابك اللي هي عليها علامة شخص برضو. تمام، وهندوس على نفس العلامة، وهندوس على كلمة تسجيل الدخول. طيب احنا ما عندناش حساب فعايزين نعمل حساب. تمام، هنقول له الاستمرار عبر الايميل او استمرار عبر حساب جوجل لو انت عندك حساب جوجل وعايز تدخل على التطبيق على طول، او فيسبوك برضو نفس الكلام، بس انا في حالتي انا هعمل الاستمرار عبر الايميل سواء ايميل جيميل او اي حاجة. طيب هنا بيقول لي تسجيل مستخدم جديد، هندوس عليها، هنحط الاسم والاسم الاخير، وهنكتب بريد الكتروني سواء بريد الكتروني هوت ميل ياهو جيميل اي حاجة، وهنكتب الباسورد، وهندوس على كلمة تسجيل مستخدم جديد. قال لي تم انشاء الحساب بنجاح زي ما انتم شايفين كده. كده خلاص عمل لنا الحساب. تقدر حضرتك بعد كده تطلب اوردر، اي اوردر سواء طعام او حاجة ساقعة او اي حاجة من دي، مفيش اي مشكلة. وتبدأ تضيفه في السلة عندك. تمام، ساعات بيبقى فيه عروض على الاوردر اللي انت بتطلبه وبس. دي طلبات باي اللي هي المحفظة. تمام، دي المحفظة بتاعتك اللي انت بتضيف فيها البطاقة او الفيزا عشان تقدر تدفع اونلاين وبس. طريقة سهلة جدا وبسيطة. لو عجبك الشرح متنساش تعمل لايك، تشترك في قناة بحر درويد، شحاطر اندرويد، ومع السلامة. بس ساعة جال كونوش سورا جير دونرسن تحمل ediyorsun öyle mi? Benim tüm gençliğim o kadın hakkında çıkan dedikodularla yüzleşmekle geçti. Yok bizi hiç sevmemiş de, yok başkasına aşıkmış da, gözü hep dışarıdaymış da, zaten çok zor çocukmuşum da. O yüzden bana tahmin ediyorum deme. Edemezsin, bilemezsin. Haklısın, bilemem. Doğru. Geliyor musun? Bilmiyorum. Bir işaret bekliyorum. Ne? Fon çok güzel. Al sana işaret. Gidelim mi? Benim klinikten birkaç belge almam lazım annem için. Arkadaşım Binnur'u da burada bekleyeceğiz. Pervin Hanım'ın kliniği burası mı? Burası. Ülkenin hatta Avrupa'nın en iyi estetik hastanesi. İçeri bakmak ister misin? Yok. Bir an önce kaldığı hastaneye gidelim. Ne konuşacaksa konuşsun, evime dönmek istiyorum.
Teşekkür ederim. Rica ederim. Geldim. Ne oluyor burada? Binnur. Peki geldin. Ya aklım sende kaldı, geldim. Burada mı annen? Yok. Başka hastanede. Onun yanına gideceğiz şimdi. Hmm, yolculuk nasıl geçti? İyi misin sen? İyiyim. Sen geldin, daha iyi oldum. Ya aşk o. Yalnız tuvalete gitmem lazım. Trafik felaketti, çok sıkıştım. Sen de üşüdün zaten. Gelin içeride bekleyin. İşim bitince birlikte çıkarız. Olur olur. Olur. Erik arkadan da yakışıklı ha. Erik de kızım, yeter. Ya seni güldürmek için yapıyorum. Yalnız bunun üstü başı çok şoförlük değil. Ya zengin bir kadının metresi ya da zengin bir kadın bunun metresi. Yani her türlü bir metreslik durumu var bence. Şu üstün zekanı gıybete harcıyorsun ya, çok üzülüyorum. Her bir hanım almıştır onları. Yani her zaman düşkündür lükse, şaşaya. Oha. Çok güzel. Klinik değil, burası bildiğin dev bir hastane. Çok afilli. Bu tarafta. Ne zaman çıkarız? Burası ben işimizden gelmeye başladı. Çok uzun sürmez, 5 dakikaya çıkarız. Ervin Hanım'a bak sen ya. Bunca yıl bayağı sıkı çalışmış ha. Ama hayatına kendisini seven bir kişi bile sığdıramamış. Bak. Bak 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 bak. Patronları ölüm döşeğinde. Bunların keyfi yerinde. Masaya ağaç dikmişler. Festo şarkısı çok güzel ya. Sen daha güzelsin. Burası Pervin Hanım'ın odası. Burada bekleyebilirsiniz. Döşeğinde olduğumu mu söyledin? Başka çarem kalmadı. Yoksa gelmeyecekti. Seni var ya, sana onun hesabını soracağım. Burnundan getireceğim seni. Ona kızma. Seni getirmesi için her yolu denemesini ben söyledim. Sen nasıl ben ayağını çağırıyorsun ya? Bir dakika. Bunca yıl sonra. Hangi yüzle sen beni arıyorsun? Konuşmak istediğim, anlatmam gerekiyor. Anlatma. Bana bir şey anlatma. İstemiyorum. İlgilenmiyorum. Anlatma bana. Öyle çekip gidip yıllar sonra tekrar hayatıma giremezsin. Yapamazsın bunu. Yok öyle bir dünya. Anladın mı? Ne zannediyorsun sen? Anaların yüz karası seni. Sen çektin gittin, bu kız neler çekti sen biliyor musun? Şu sevimsiz arkadaşını söyler misin, dışarı çıksın? Bu sevimsiz dediğin arkadaşımın anası babası büyüttü beni. Sen yokken onlar vardı. Şimdi çıkıp karşıma bana annelik taslama. Yazıklar olsun sana be. Tuttuğun taş olsun. Bak, her şeyi konuşmanın bir zamanı var. Şu an sana anlatmak istediğim başka şeyler var. Efsun, hadi gidelim. Delirmiş bu kadın. Seni buraya boşuna çağırmadım ben. Hiç değişmemişsin biliyor musun? Hiç değişmemişsin. Hala soğuk, gaddar, duygusuzsun. Madem buraya kadar geldin, söyleyeceklerimi dinle. Sonra gidersin. Bir daha da karşına çıkmam. Çık da gör bakalım neler oluyor. Hadi Efsun, yürü gidiyoruz. Hadi gel. Artık ameliyat yapamıyorum. Elimde ne zamandan beri görmezden geldiğim ağrılar ve his kaybı vardı.
Periferik nöropati gelişmiş. Ne olmuş yani? Yaşarsın. Kolumda hızla büyüyen bir lipom var. Bası yapıyor. Acilen ameliyat olmam gerekiyor. Sonrasında da fizik tedavi başlayacak. Tekrar elimi kullanabilmem için. Neredeyiz biz ya? Doktor programında falan mı? Bize ne? Bize ne? Bir müddet buralarda olmayacağım. Kliniğin idaresini sana bırakmak istiyorum. Şaka mı bu? Sen bunca yıl görmediğin kızını iş için mi çağırıyorsun? Ha? Kamera şakası falan mı? Öyle bir halim mi var? Kliniğin batsın. Bana ne? Bana ne senden? Bana ne senin elindeki hastalıktan? Bana ne işinden, gücünden? Bana ne? 3 ay benim için çok uzun bir süre. Bu sürede hastalarımı bırakamam. Başka doktorlar çalar. Bu da klinik için çok zararlı. Senden başka güveneceğim kimsem yok. Bana güvenebileceğini nereden çıkardın? Çünkü seni baban yetiştirdi. Hiçbir şey öğretmemiş olsa bile merhametli ve güvenilir olmayı öğretmiştir. Şunu bileydin herhalde. Ben deliriyorum galiba. Yani gerçek olamaz bunlar, deliriyorum kesin. Pervin Hanım. Şu dünyada sizden nefret eden bir kişi varsa o da benim. De ben. Kızını da yıllar sonra iş için çağırıyorsun ya. Sana yazıklar olsun. Sen de böyle bir annesin işte. Duygusuz, acımasız, kalpsiz kadın. Yürü 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 yürü. Gidersen çiftliği sizden alırım. Efendim? Çiftliği elinizden alırım. Yapamazsın. O çiftliği babama bıraktın sen, yapamazsın. Çiftlik babamın hayatı. Çalışanlarımız, atlarımız babam mahvolur, ben de mahvolurum. Umurda değil ama ben de mahvolurum. Ellerimizle yaptık biz o çiftliğe ne yaptıysak. Beraber yaptık babamla, yapamazsın bunu bize. Bir kadın için boşandığı kocasına 20 yıl boyunca öyle bir çiftliği bırakması zaten bence çok ciddi bir hediye. Babanı şu kadarcık tanıyorsan bir kenara köşeye bir kuruş bile koymamıştır. İnanılmazsın. Ya ben yokken burayı idare edersin ya da çiftliği elinizden alırım. 3 ay bana yardımcı olmayacak kızımı öyle bir çiftlik bırakacak halim yok. Değil mi? Sen de baban da bana borçlusunuz. Yuh! Yüzsüz ya. Senin gibi... annenin... al çiftliğini başına çal. Kliniğin de batsın. Sen de bat inşallah. Sen Eksun'u bu yüzden mi çağırdın? Kızın o senin be kızın. Ne biçim annesin sen? Eksun. Nasılsın canım? Titremeler geçti sanki ha? İyiyim, iyiyim. Ya seni de buraya kadar boşuna sürükledim. Bir Nur, özür dilerim ya. Ya bırak şimdi onu. Babana nasıl söyleyeceksin çiftliğin elinden gittiğini? Adamın bütün hayatı orası. Kahrından ölür vallahi. Ya ne yapsın Pervin Hanım Antep'teki çiftliği? Belli ki bana karşı koz olarak kullanıyor. Borç dedi ya. Borç dedi. Bana borçlusun dedi. Yıllardır yaşadığım çiftlik için ona borcum var. Babamın da. Ama haklı. Haklı, ev onun, çiftlik onun ki bize ne demek düşer? Haklı, çok haklı. Efsun yapma. En çok ne zoruma gitti biliyor musun? Benden özür dileyecek sandım. Beni bıraktığı için. Beni bir anneden mahrum bıraktığı için benden özür dileyecek sandım. Ama o ne yaptı? Bana iş teklif etti. Hayır yani ben bunca yıl ondan o özür duymak için geldim. O bana iş teklif etti. Bence akıllı kadın. Özür dilese kabul etmeyecektin. Ama iş teklifini kabul edebilirsin. Benim hala neden duygusal bir beklentim var ki bu kadınla? Çok saçma, çok anlamsız. O beni iş olarak görüyor. Benim de onu öyle görmem lazım. O çiftliğin manevi değerini bir kenara bırak, maddi değerini düşün. Dönümlerce arazi, tarım alanları, atlar,
Ya kadın gel burada 3 ay çalış, çiftliği sana vereceğim diyor. Borcumu da ödemiş olurum. Hayır zaten gidiyor, görmeyeceğim de. Ben olsam hemen atlardım. Sen atlardın Binnur. Biliyoruz yani, sen atlardın. İstanbul olsun yeter. 3 ay çalış, çiftliği al. Dediğin gibi iyi anlaşma. Duygu yok. Sadece iş var. Hadi bakalım. Pervin Hanım'ın kuzuna karşı benim kuzum. İstanbul'a taşınıyoruz. Şu mutluluğunu bir gizler misin ya? Binnur. Madem patron benim, ilk işim o gereksiz şoförü kovmak olacak. Yürü be Efson. Ya İstanbul, ben geliyorum peki. Kendine yalakalık yapacak başka patron bulursun. Ben de seni bekliyordum. Kızımla yalnız görüşebilir miyim? Teklifini kabul ediyorum. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Bence etme. Çünkü senin için değil. Babam için kabul ediyorum. Bir de seni görmeyeceğim için. Tamam. Kızın olduğunu bilen var mı? Hayır. Sadece Emir ve ortağım Kaya. Güzel. Güzel, çok güzel. Kızın olduğunu kimse bilmeyecek. Bugünden itibaren buraya adımını atmayacaksın. İşime karışmayacaksın. 3 ay sonra da çiftliği bana bırakacağına dair yazı imzalayacaksın. Peki. Bunun karşılığında sen de benim bütün hastalarımı devralacaksın. Ben estetik cerrah değilim. Öylesin. Sen ne kadar kabul etmek istemesen de. Beni takip ediyordun demek. O zaman estetik cerrahlığı bıraktığımı da biliyorsun. Amerika'da en başarılı genç cerrah seçildiğini. Ya dermatolog olarak gelirim ya da bu anlaşma başlamadan biter. Sen kararını ver. Peki. Dermatolog olarak gel. Tamam. Neden bıraktın cerrahlığı? Seni hiç ilgilendirmez. Amerika'da okuduğumu, cerrah olduğumu kimse bilmeyecek. Gaziantep'ten gelen bir köy doktoru olduğunu öğrenirlerse seni çok ezerler burada. Oradan bakınca kolay ezecek birine mi benziyorum? O zaman gel sana kliniği gezdireyim. Buraya 19 sene evvel ortağım Kaya ile beraber kurduk. Sıfırdan aldık, bugünlere getirdik. Hala da ortağız. Tek kliniğe gelmez. O genelde diğer merkezde. Diğer merkez? Klinikle aynı markayı taşıyan kozmetik ürünlerimiz var. Tüm dünyada satıştayız. Ne güzelmiş. Kaya kozmetik tarafında. Girişte de hasta kabul ve bekleme alanlarımız var. Bak. Şimdi de aşağı kata bakalım. Burası muhasebe. Burası doktor dinlenme odası. İleride de kafeteryamız var. Sırada diğer kat. Plastik cerrahi, medikal estetik, cilt bakımı hizmeti veriyoruz. Bak, Şirin. Şirin diyetisyenimiz. Efsun, yeni dermatoloğumuz. Gaziantep'ten geldi. Yokluğunda yerine o bakacak. Memnun oldum. Memnun oldum. Siz de Gaziantep'tendiniz değil mi? Evet. Memleketliniz yani. Evet. Hayırlı olsun yeni işin. Başarılar. Teşekkürler. Çok acımasızdır ama muhteşem bir diyetisyen. Burası da çekim odası. Öncesi sonrası çekimleri burada yapılıyor. Biraz dönüş. Harika. Sahte mi ya bu kaslar? Bir erkeğin de yani six pack'lerine güvenmeyeceksek neyle güveneceğiz, ben anlamadım ki. Dönün lütfen. Binnur, hemşire, benim de sanım.
Gülden, Gülden. Pervin Hanım, nasılsınız? İyiyim canım, çok mersi. Gülden kozmetik işlemleri uygulayan doktorumuz Efsun, yeni dermatoloğumuz. Yokluğunda yerinme, o bakacak. Öyle mi? Siz hangi hastanedeydiniz? Gaziantep'in bir köyünde. Bayılırım şakacı insanlara. O zaman çok memnun oldum tekrardan. Bir şeye ihtiyacınız olursa buradayım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz, görüşürüz. Akrep gibidir. Ona dikkat et. Ben o akreplerin zehrini sağıp merhem yapıyorum. Bu katta lazer epilasyon, kök hücre tedavileri ve diş estetiği var. Binanın diğer tarafında da yaşam koçluğu merkezimiz. Yaşam koçluğu, ilginç. Ameliyatlar da burada mı yapılıyor? Onlar bir alt katta, sana gösterirler. Ve son olarak ortağımın oğlu, kliniğin göz bebeği, en talep gören cerrahımız. Ay çok affedersiniz. Bitmişti zaten. Giyinebilirsiniz. Bırak kolumu, bırak kolumu, bırak dedim sana ya. Bırak kolumu. Aa, şoför değil doktormuş, entrikanın böylesi. Kimsin sen? Efsun, Efsun bir saniye bekler misin? Tamam, hak ettim. Şansını zorlama. Sen yalancı, düzenbaz, beş para etmez bir adamsın. Sen önce bir sakinleşsene. Bana yalan söyledin. Yalan söyledin bana, şoförüm dedin. Annen ölüm döşeğinde gel dedin, geldim seninle. Geldim. Biraz abartmıyor musun? Annem hakkında, özel hayatım hakkında ağzından laflar aldın. Ben de adam sandım seni, anlattım be, söyledim. Alt tarafı yıllardır görmediğin annenle oturdun konuştun. Şimdi gönül rahatlığıyla Antep'ine döner, atlarınla da mutlu mesut yaşarsın. Hadi iyi yolculuklar. Senin haberin yok galiba. Ben hastanede çalışmaya başladım. Aa, haberi yok. Pervin Hanım söylemedi mi? Ben sadece konuşmak için çağırdı sanıyordum. Beni de kandırdı demek. Şoförlüğüne güveniyor ama doktorluğuna güvenmiyor demek ki. Bana bak, benim hakkımda söylediklerini sineye çektim ama doktorluğuma laf edersen, doktorluğuma leke sürersen... Al sana leke. Ne yapıyorsun sen ya? Bakar bakar beni hatırlarsın. Bana bak bana. Ne oluyor ya? Pervin Hanım odaya çağırıyor ikinizi. Burada çalışmaya başlıyormuş. Aha, dediğim gibi Emir. Ortağım Kaya'nın oğlu. Kliniği beraber yöneteceksiniz. Hani ben yöneteceğim? Böyle ergen gibi kavga ettiğinize göre ikiniz de burayı tek başına idare edemezsiniz. Böyle anlaşmadık. Sen gidince burayı bana devredecektin. Eninde sonunda burayı sana devredeceğiz ama hazır değilsin. Şimdilik beraber alacaksınız tüm kliniğin mali kararlarını. Emir'in büyük ameliyatları için görüşmelere birlikte girecek, birlikte karar vereceksiniz. Ne? Babam ve ben böyle uygun gördük. Bana ortak olarak bu köy doktorunu mu uygun buldunuz? Bana bak, o ağzını topla, yoksa estetikle düzeltirsin. Yeter, yeter. Tamam, ben ne diyorsam o. İkiniz bir konuda hemfikir olana kadar hiçbir karar vermeyeceksiniz. Emir hocam, hastamız bekliyor. Çok büyük hata yapıyorsunuz. Harika işlemli klinik, gerçekten. Senin yönettiğin çok belli. Çiftlikle ilgili istediğim belgeyi hazırladım, imzalı. Kliniği beğenmediysen düzeltmek senin elinde. 3 aydan bir gün fazla kalmamış. Zaten elinde sonunda burası Emir'e kalacak. Emir çok üstün yetenekli, sezgileri kuvvetli bir cerrah. Ama başarıları onu çok şımarttı. Egosu çoğu zaman işinin önüne geçiyor. Benden ne istiyorsun? Ameliyatlarına gir. Hastalarıyla olan ilişkilerini gözlemle. Döndüğümde bu kliniği ona bırakıp bırakmayacağımız konusunda senin fikrin önemli olacak. Peki. Anladım. Ben bu akşam gidiyorum. Bir daha beni görmeyeceksin. Ah, bu da misafir doktorlarımız için ayarladığımız misafirhanenin anahtarı.
Yıllardır kullanılmıyor. İstersen orada kalırsın, istersen anlaşmalı otellerimiz var. Nasıl istersen. Binnur. Hı. Ne yapıyorsun böyle? Emir'in hastaları. Ameliyat öncesi mi sonrası mı onu anlamaya çalışıyorum. Ameliyat yaptıracak bir yerleri kalmamış gibi. Hmm. Ay çok güzel. 300 mü ya bunlar? Allah, herkes birbirine benzemeye başlamış. Acaba Emir idealindeki kadını mı yaratmaya çalışıyor? Ha, nerede o? Aklıma geldi şimdi. Odasında. Dolup taşıyor odası. Adam iyi galiba. Popülerliği iyi karıştırma. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Pervin Hanım gitti. Bir daha görmeyeceğiz yani. İyi bir başlangıç oldu. Köy doktoruymuş. Ah, bildiğin dağ başı. Gerçekten. Antep'ten falan tanıdığı herhalde. Torpilli. Dalayım mı? Bırak. Bırak konuşsunlar. Pervin Hanım'ın kızı olduğunu kimse bilmeyecek. Tamam mı? Zaten sen duvara Stanford diplomanı... Estetik cerrah olduğumu da kimse bilmeyecek. Ben Gaziantep Tıp Fakültesi mezunu, bir dermatoloğum, o kadar. Tamam mı? Kızım saçmalama, bu kokuş yerde çiğ çiğ yerler seni. Antepli olmaktan da, köy doktoru olmaktan da gurur duyuyorum. Bizim de kendimize göre yollarımız var. Elbet sayacaklar bizi. Sayacaklar. Bunu sevdim. Ben de sevdim. Önce Gülden'den başlayalım mı? Taktım ona. Değil mi? Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Bir yolcu uygulaması yapıyoruz hastaya. Anlatmamı ister misiniz? Sizin oralarda bilmezler herhalde. Bilmezler. Ben dağdan geldim, anlat. Şöyle. Bu cihaz Türkiye'de sadece bizde var. İsviçre'de geliştirilmiş. Anti-aging uygulamasında çığır açan bir teknoloji. Hmm. Kaç seans gerekiyor peki? 3-5 seansta tüm kırışıklıkları gideriyor. Yan etkisi yok. Doğrudan kolajen liflerini uyaran tek cihaz. Hmm, ne güzel. Peki direkt kolajen lifleri nasıl uyarıyor? Sen onu da bilmezsin şimdi. Şöyle 765 milimetre dalga boyunu kullanıyor bu cihaz. 675. Hı? Efendim? 765 değil, 675. İsviçre değil, İsveç'te üretildi. Ve dediğin gibi çok etkili bir cihaz. Ama dünyada tek değil. Yenisi yapıldı, Türkiye'ye henüz gelmedi. Oh, bir rahatlama geldi. Gazoz mu içsek? Sen bunları nereden biliyorsun? Köy kütüphanesinden. Ben okumayı çok severim de ondan yani. Görüşürüz Gülden. Ceket güzel, Gülden. Dakika bir gol bir. Yürü be Efsoç. Mesela yarın başlıyor, yarın devam ederiz. Selam. Ameliyata mı? Ameliyata. Bana şans dile. Bol şans. Beni ne zaman ameliyat edeceksin? Seni en boş günümde edeceğim. Ateş bastı, bir su içeyim. Emir senin sevgilin mi ya? Emir'in sevgilisi olmaz tatlım. Nesi olur? Sana dünyanın en şanslı kadını gibi hissettirir. 2 gün sonra biter. Aa, ne karizmatik hareketmiş. Kadınlar ne diyor bu konu hakkında? Kadınlar da biliyor. Alan memnun, satan memnun. Emir bu. Yazısız bir anlaşma gibi. Ya kabul edersin ya da emirsiz kalırsın. Görüşürüz. Allah Allah. Ay, ne emirmiş. Ay hadi çok bunaldım, çıkalım şuradan. Nereye?
Pervin Hanım misafirhanenin anahtarını verdi. Oo. Adres üzerinde. Hadi. Burası mı? Evet. Burası. Pervin Hanım'a bak, sen gönlünü kazanmaya çalışıyor galiba. Binnur. Ay ne var, ne kızıyorsun? Senin için söylüyorum. Ya iyi bir işte çalışacaksın, güzel bir evde oturacaksın. Ya havuz bile var, biraz pozitif baksana ya. Ay şu evin güzelliğine bak. Pervin Hanım'ın bana layık gördüğü ev. Koltuk bile yok. Ne oldu senin duyarlı anne dizine? Burada kalamazsın ya. 5 yıldır kapısı açılmamış buranın. Ben ablamlara gideceğim, sen de gelsene, çok sevinirler. Hiç halim yok. Bu gecelik kalırım burada. Ne? Nerede kalacaksın? Yatacak yer mi var? Alışayım ben, ayarlarım bir şeyler. Hayır, hayatta olmaz. Hadi, hadi. Binnur. Saçmalama, hadi. Binnur. Binnur bak, çok zor bir gün geçirdim. Stresten bütün vücudum sızlıyor, başım ağrıyor. Benim biraz yalnız kalmam, kafamı toplamam lazım. Bir de babamı arayıp uygun bir yalan uydurmam lazım. Sen beni düşünme, tamam? Hadi. Tamam. Hadi. Ama bak, sadece bu gece kalacaksın, tamam mı? Yarın yok. Tamam, bakarız. Konuşmuyorsun. Düşünüyorum. Neyi? Sana kazık attığımı mı? Bak. Kızını geri kazanmak istiyorsun. Anlıyorum. Benden onu getirmemi istedin. Ben de getirdim. Uçakla değil, arabayla getir dedin. Yolda sakinleştir dedin, yaptım. İşimi gücümü bıraktım. Bir baş belasıyla 11 saat yol yaptım. Haklısın. Çok teşekkür ederim sana. Benim bu kliniğe adadığım bir hayatım var. Bana verdiğin sözler var. Sırf kızın diye onu getirip bana... Sana ortak yapamam, öyle mi? Yapamazsın. Emir, bu sadece benim kararım değil. Baban da böyle istiyor. O tabii ki böyle ister. Efsun'un İstanbul'da klinikte yanımda olmasını istiyorum. Bundan daha fazla istediğim başka hiçbir şey yok. Beni gerekirse yapacağım. Bu seninle kızın arasında. Ben klinikten bahsediyorum. Kliniği tek başına idare edebileceğine beni ikna edene kadar Efsun ortağı. Boşuna umutlanma. Bu kliniği kimseye bırakmayacağım. Babacığım nasılsın? İyiyim, iyiyim ben de. Arkadaşlarla buluşacağız birazdan. Binnur da geldi, o da geldi. Sen nasılsın, ne yapıyorsun? Baba, bugün çok ilginç bir şey oldu. Ben harika bir iş teklifi aldım. 3 ay burada kalmamı istiyorlar. Eğitimler olacak sürekli, konferanslar falan. Aynı zamanda da çalışacağım. Ortamı koklarım baba. Ne gelişmeler var ona bakarım. Kalayım diyorum ben. Sen ne dersin? Ben de çok sevindim. Babacığım ben de çok sevindim. Ama sen tek başına idare edebilirsin değil mi? Aklım sende kalmasın. Tamam babacığım, tamam. Ben de seni seviyorum, iyi geceler. Yarın ararım ben seni. Tamam, iyi geceler. Ya
Aramız olsa en az 4 yıldır olur. Bir şeyler fırlatmadan durabiliyor musun sen? Ne yapıyorsun sen ya? Nasıl girdin içeri? Ne işin var burada? Alt katta yaşıyorum ben. Sesleri duyunca yeni komşum kim diye merak ettim. Alt katta mı? Alt katta. Çık dışarı. Çık git çık dışarı ya. Çık. Tamam bir sakin ol. Sakin ol. Pervin Hanım bu küçük detayı da söylemeyi unuttu herhalde. Sen daha iyi tanıyorsun kendisini. Beni bu eşyasız leş gibi dökük eve neden gönderdi? Ondan birazdan nefret edeyim diye mi? Önce bir sakin ol. Sakinim ben. Tamam söyle. Annenin bir suçu yok. Eşyalar çok sevimsizdi, ben gönderdim. Yenilerini alacağımı söyledim, almadım. Daireyi tamir ettireceğimi söyledim, ettirmedim. Sebep? Kimse gelmesin diye. Daha önce burayı gören doktorlar görür görmez otele yerleşmek istedi. Senin için hemen bir otel arayalım bence. Beni burada istemiyorsun. Klinikte de istemiyorsun. Ve kalmayayım da elinden gelen her şeyi yapacaksın. Mahremiyetime önem veriyorum diyelim. Hem işte hem evde. Kimse gelmesin, keyfim kaçmasın. Arıyorum oteli. Yok. Hiç zahmet etme. Çünkü ben hiçbir yere gitmiyorum. Bu toz içinde evde şezlongta uyuyacaksın yani. Böyle basit numaralar beni caydırır sanıyorsun. Ama ben atlarımla ahırda uyuma alışığım. O yüzden sen bana hiç bulaşma. Ne burada ne klinikte. Zaten Pervin Hanım'la olan bağını anlamış değilim. Sen işini gücünü bıraktın, Antep'ten beni almaya geldin. Allah Allah, neden acaba? Gaziantep'te ameliyatım vardı. Yeni bir araba aldım, motorunu açmak için yol yapmak istedim. Seni almak için gelmedim yani. Çok ısrar etti seni ikna etmem için. Hepsi bu. Onunla konuşup döneceğimi sandın. Ama klinikte işe başlayacağımı öğrenince şok geçirdim. Yazık sana. Pervin Hanım'a güvenirsen böyle olur işte. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Yıllardır yüzünü bile görmek istemediğin annen sana ne teklif etti de kalmaya karar verdin? Para mı? Klinikte hisse mi? Yöneticilik mi? Hangisi? Hiçbiri. İkna etti beni. O dönene kadar duracağım. Sonra da Antep'e döneceğim. Hepsi bu. Tabii. Gel ben sana su vereyim. Boşuna uğraşıyorsun. Yani ne klinik umurumda ne sizin kozmetik şirketiniz. Ben sadece vakti geldiğinde evime dönmek istiyorum. Palavra. Düpedüz palavra. Neden bu kadar kabasın? Seninle tanışalı bir gün oldu. Bana tokat attın, üzerime kahve döktün, şişe fırlattın. Hem işimi hem karakterimi hakaret ettin. Antep'te yaptıklarını saymıyorum bile. Ben mi kabayım? Tamam, tamam. Sana biraz haksızlık etmiş olabilirim. Biraz? Biraz. Aç mısın? Evet ya.